izleyen, konuşmalarımızı, sohbetlerimizi, gündem ötesi programımızı bizi takip eden, sosyal medya üzerinden haber haziden herkese iyi akşamlar. İkinci sezona yeniden merhaba dedik. Ve bu akşamki konuklarım yine çok değerli, birbirinden değerli. Üst başta benim, bana göre ekranımın sağındaki Atilla Yıldırım. Altta Murat Ateş Hocam ve onun solunda Ramazan Narin Hocam. Ramazan Hocam, kameranı deminki haline getirirsen yayınımıza daha düzgün başlarız. Sen şu anda kamerada tamam. Ters duruyorsun, yan duruyorsun daha doğrusu. Onu ayarla bir rahatsa. Arkadaşlar, değerli Facebook takipçileri, bu akşamki gündem ötesi programımızın ana konusu olarak cemaat tarikat bağlantılarını irdeleyeceğiz. Çünkü geçmiş tarihlerden Osmanlı'dan bugünümüze kadar cemaat tarikat devlet ilişkileri hep çetrefilli ve bundan Osmanlı'da çok büyük zararlar görmüş. Bugün Türkiye Cumhuriyeti de büyük zararlar görüyor. Şimdi bunlarla ilgili size küçük bir anekdot, bir tane örnek bir anekdot okumak istiyorum. Ve buradan bu tarihi özet anekdottan sonra konuşmayı değerli kardeşim tarihçi Atilla Yıldırım'a vereceğim. Türkiye'deki bir tarikatı sizlere örnek olarak vermek istiyorum. İngiliz, Yahudi ve Amerikalıların Yahudi Kürtlükten Nakşibendi Halidi Şeyhliğine Barzani. Osmanlı döneminde Osmanlı'ya ilk baş kaldıran tarikat Nakşibendi Halidi Şeyhi 1. Abdüsselam'dır. Barzani'nin uçtuğuna, yani bu Barzani aileleri kökenleri Yahudi olduğu, bunları ben bayağı araştırdım ama bunu ben özet geçeceğim. Barzani'nin uçtuğuna, Abdüsselam Barzani'nin Osmanlı'ya baş kaldırıyor Abdüsselam Barzani, yani müritleri tarafından da Abdüsselam Barzani'nin uçtuğuna inanılıyor. Gerçekten Allah'ın adamı olarak çevresinde lanse ediliyor. Öyle bir insan da değil. Osmanlı Yeniçeri askerleri bunun uçtuğunu gerçek mi değil ama pencereden aşağı bırakıyorlar. Bu adam ölüyor. Ve Osmanlı'nın 1730'lardan itibaren bu tür isyancı devletin ya da imparatorluğun içine sızmış asi isyancı devleti yıkmak için her türlü emeller peşinde koşan, aslında dinle hiçbir alakası yok ama bunlar dinin kimliği altına gizlenip devleti aliyeyi her açıdan zorlayan hain takımlar diyebiliriz. Bugün Türkiye'de 70'e yakın cemaat olduğu ve bu cemaatlerin de en az 40 veya 50 tanesinin biraz önceki bahsettiğim Batı menşeli İngiliz, İsrail Yahudisi bugün ve Amerikalılar tarafından Müslüman kılığına girilerek böyle cemaatler ve tarikatlar icat edildiği ve bizim gibi görünmeleri sağlanıyor. Bu perspektiften bakarak bize bu konuda tarihçi kardeşimiz Atilla Yıldırım'a hem hoş geldin diyerek hem de bize bu açıların nasıl olduğunu, nasıl geliştiğini biraz daha aydınlatırsa sevinirim. Atilla Bey, buyurun. Merhabalar arkadaşlar. Onun aslında Osmanlı'nın eşari İslam'ın sosyal kurumları olan cemaatlerle ilişkisi 2. Mahmut zamanında 1808'de başladı. 2. Mahmut'un Osmanlı'nın çöküşüne çözüm üretmesi amacıyla bulduğu bir çözüm, 2. Mahmut'un bir çözümü padişah. 2. Mahmut bu çözüme nereden ulaşıyor? İlk 1806'da
Atilla Bosna Hayyan. Hayyan. Bosna Hayyan'ı Kabakçı Mustafa Bosna'dan gelip İstanbul'dan Bayezid'i basıyor. Üçüncü Selim'in iyileştirme çalışmalarına karşı Üçüncü Selim'in kendisini alıp yerine ikinci Mustafa'yı tahta geçiriyor. Ve ikinci Mustafa'yla da bir senedi ittifak denen ayanlar büyük toprak ağları, çok büyük toprak ağları. Mesela Bosna'nın ayanı var. Güneydoğu'da üç tane ayan var. Bedirhanlar, Babanlar ve Soranlar. Feodal derebeyler bunlar. Ayanların çıkarlarını dikte eden bir senedi ittifak yapıyor. Osmanlı'da diğer bir güç de Yeniçeriler. Yeniçeriler bu senin ittifaktan rahatsız olunca bu sefer bir yıl sonra 1807'de Yeniçeriler sarayı basıyor. Bu sefer 2. Mustafa'nın kellesini alıyorlar. Onlar da 2. Mahmud'u tahta çıkarıyorlar. 2. Mahmud aslında çok yetkin bir padişah. Bu Atilla Yıldırım. Bir saniye devam edeyim. Atilla Yıldırım, bir saniyeni istirham edeyim kardeşim. Bir saniyeni özür dilerim. Kestim bölmek adına değil ama bir yeniden yayına girip çıkıp girebilir misin? Mümkünse istirham ediyorum. Ben mi? Evet, onu bir zahmet. Çünkü ses... Bilemiyorum ses... İsmail Hocam. Şimdi yok. Bir program kullanıyoruz ama yayına girip çıkarsam ne olacak? Ne bir faydası olacak bize? Nedeni ses çok bozuk, anlaşılmıyor. Onun için biz mümkünse rica edeceğim. Vallahi bir diyeceğim, çıkacağım ama tekrar girebilir miyim bilmiyorum. Şimdi canlı yayındayız. Sorun yok. Hemen gir çık, problem olmaz. Ki nedeni şu. Ya girersin diye düşünüyorum. Girer girer. Evet, Atilla Yıldırım'ın ses düzeni çok bozuktu arkadaşlar. Belki düzeliyor diye inşallah da düzelir. Biraz rahatsızlığı da var olabilir belki ama onun için yayını paylaşmak için ben burada paylaş yaptım ama başka bir yerden paylaş yapacağız mı? Tekrar geldim İsmail Hocam. Olmadı. Olmadı. Evet. Atilla Yıldırım, şimdi seni dinleyelim bakalım. Tekrar kaldığım yerden mi devam edeyim İsmail Hocam? Kaldığın yerden ya da baştan devam et. Belki daha iyi anlaşılır olur. Baştan alıyorum. Mümkün. Osmanlı'da ayanlar Osmanlı'nın çökme döneminde büyük toprak sahibi derebeylerine biz ayan diyoruz. Bu ayanlardan biri Bosna Ayanı Kabakçı Mustafa 1806'da İstanbul'da payitahtı basıyor. Üçüncü Selim'in iyileştirme reformlarına karşı olduğu için Üçüncü Selim'in kellesini alıp yerine ikinci Mustafa'yı 1806'da tahta çıkarıyor. Ve 2. Mustafa'yla bir senedi ittifak denen, tarihe Osmanlı tarihinde senedi ittifak diye geçen bir anlaşma yapıyor. Ayanların, büyük toprak sahibi feodal derebeylerinin çıkarlarını gözeten bir anlaşma yapıyor. Bu anlaşma, senedi ittifak, Osmanlı'da fiilen padişahların mutlak iradelerinin bitiş tarihidir. Fiilen de aslında Osmanlı'nın çöküşüdür. 1918'de sonlanan Osmanlı'nın artık çöküş sürecine girme tarihidir. Bu 1806'daki senedi ittifakı Yeniçerilerin içine gelmiyor. İkinci bir güç de Yeniçeriler. Bu sefer bir yıl sonra Yeniçeriler ayaklanıyor. Gelip 2. Mustafa'nın kellesini alıp onlar da 1807'de 2. Mahmud'u tahta çıkarıyorlar.
Şimdi bu şartlar altında tahta çıkan ikinci Mahmut da şunu görüyor. Benim diye iki tane rakibim var. Bir Ayanlar, iki genç seriler. Ben bunları iyi bir stratejiyle pasif etmem lazım. İşte bu iyi strateji dediği Nakşibendiye sarılmak oluyor. Ayanları birbirine takıyor. 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı kapatıyor. Ve Güneydoğu'da Nakşibendi şeyhi, aslında orijinalde Kadiri şeyhi, Kadiri Nakşibendi Halid-i Bağdadi'nin lansmanını yapıyor ve Nakşibendi'yi o zamana kadar Osmanlı'nın resmi dini Bektaşilikken Bektaşiliğin yerine Nakşibendiliğin lansmanı yapıyor. Ve bütün Nakşibendi kutbu olarak da Halid-i Bağdadi'yi koyuyor. Öne koyuyor. Ve 1826'da da Yeniçeri Ocağı'nı kapattıktan sonra da Yeniçeriler biliyorsunuz Bektaşi tekkesine bağlılar. Kapatılan bütün Bektaş tekkelerini kapatıp Bektaş tekkelerinin yerine Nakşibendi dergahları kuruyor. Her dergahın başına da bir Nakşibendi şeyhi atıyor. Ve bu bütün bu Nakşibendi şeylerinde Halid-i Bağdadi'nin halifeler oluyor. Ama bunların içerisinde bir tanesi çok daha önemli. Başak rol üstleniyor. Bugün Nakşibendi kutbu dediğimiz Hakkari'nin Nehli köyün yerleşkeni Seyit Taha Halid-i Bağdadi'den sonra ikinci bir kutup olarak rol alıyor. Ve bugün bildiğimiz bütün Nakşibendi tekkeleri Seyit Taha'nın çok fazla hanifesi var. Bunlardan en önemlileri bir Barzanilerin bağlı olduğu Barzaniler de Nakşibendi Seyit Taha'nın halifesi en büyük dedeleri de Abdülselam Barzani bugün Mesut Barzani'nin dedesinin babasıdır. Barzaniler Nakşibendi tekkesi kuruyorlar. Dergahı kuruyorlar. İkinci önemli Palu'da kurulan Ali Septi Nakşibendi dergahı. Ali Septi 1925'te Cumhuriyet'e karşı ayaklanan Şeyh Said'in dedesidir. Üçüncü bir önemli Van'da kurulan Arvasi Teknesi. Biliyorsunuz Seyit Ahmet Arvasi de Alparslan Türkeş'in akıl hocasıydı. Seyit Ahmet Arvasi'nin büyük dedesi Fehim Arvasi de yine Seyit Taha'nın halifelerinden Van'da Arvasi Teknesi'ni kuruyor. İstanbul'da da Gümüşhanevi Teknesi, Nakşibendi Gümüşhanevi Teknesi kuruyor. Dergahları kuruyor. Böylelikle Nakşibendilik Osmanlı'nın resmi dini oluyor. İkinci Mahmut'un amacı bu ayanların ve yeni seneler zaten kapatıyor. Ayanlar ve Bektaşilik yerine kendi güdümündeki Nakşibendi Eşari Mollaları aktif etmek, din üzerinden kontrolü ele geçirmek. Ve bu tekkeler işte Atatürk'ün Cumhuriyeti kurması, Atatürk zamanında bütün tekkeleri zahir Atatürk kapatıyor ama tekrar çok partili döneme geçişle beraber özellikle Said-i Nursi üzerinden Said-i Kürdü'dür. Atilla, oraya girme istersen bir toparla.
Şimdi siyaset ilişkisini biraz daha Ramazan hocama vereyim ben. Bitmiş oldun mu İsmail hocam? Yani Osmanlı'dan neden Osmanlı Nakşibendiler sarıldı? Yani nasıl güçlendiler? Ve şimdi Cumhuriyet dönemi ayaklanmalarına baktığımız zaman da Atatürk döneminde 1940-35'e kadar yoğun 38'e kadar yoğun ayaklanıyorlar. Bu ayaklanmaların içerisinde baktığımızda hep Nakşibendi şeyleri, ister Kuzey Irak'ta Barzani dergahı olsun, istersen Ali Seddi dergahı olsun, Şeyh Said'in dedesi Ali Seddi dergahı olsun. Ve bunlar günümüzde Güneydoğu'da Nakşibendi şeyleri, Ankara'da milletvekilleri, İstanbul'da iş adamı ticari erbabı rollerinde Türkiye Cumhuriyeti'ne ahtapot gibi sarmış durumdalar. En sonuncusu da Said Kürdü'nün Said Nursi'nin yazdığı Said Nurlar'dan ilham alarak Said Nursi de İngilizlerin güdümündedir. Osmanlı'nın son dönemindeki Kürt Kali Cemiyeti'nin Kürt Sevenler Derneği'nin kurucularındandır ve İngiliz güdümlüdür, emperyal güdümlüdür. Bugün Fethullah Gülen de emperyal güdüm olarak devleti ahtapot gibi sarıp öyle geçirmeye çalıştı ve bunların gerçekten Türk milliyetçisi, cumhuriyetçi, layık bir hükümet gelmediği sürece, bunlara dur demediği sürece, adam gibi insanlara İslam'ı anlatmadığı sürece maturidilik nedir, eşarilik nedir, bunları insanlara oraya geleceğiz Atilla, sürece, oraya geleceğiz. Oraya geleceğiz. Maturidilik, eşari İslamcılık nedir? Oraya geleceğiz. O bağlamda yine sünnü saza vereceğim ama bir toparlarsan şimdi hemen Ramazan hocama ben bir pas atayım. Bugünkü siyaset ilişkilerini de o konuşsun bize. İsmail hocam, benim düşüncem bugün devlet için en büyük risk eşari İslam'ın sosyal kurumlar olan cemaatlerdir. En son diyeceğim bu olsun. Osmanlı'dan başlayarak anlatmaya çalıştım. Neden Osmanlı bu cemaatlere sarıldı? Çok teşekkür ederim. Nasıl geldi? Yine böyle sorular olursa, kurumunun sesi denirse oradan başlayalım. Eşari İslam, maturidilik ve eşarilik anlamındaki devamında sana bunu biraz daha açmanı isteyeceğim ama. Ramazan hocam. Tamam, şimdi eşarilik nedir, maturidilik nedir? Evet, onları, tabii ki onlara birazdan geleceğim mümkünse. Günümüzdeki şimdi Ramazan hocama pas atmadan önce Ramazan hocama da şöyle bunu biraz daha açarak bugünümüze geldiğimizde sana bugünkü cemaatlerin Osmanlı'dan bu tarafa ya da bizim geçmişimizdeki atalarımızın devleti kurduğu devletlerdeki sözde İslami yapıların bugünkü siyasete sirayetini ya da etkisini ya da öbür anlamda tesir etme şeklini yakın tarihimize de bakarak görüyoruz. Atatürk Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra 1934'te tekke ve zaviyeleri kapatmış ve bugünkü İslam'ın o döneminki Osmanlı dönemindeki halifeliği kaldırarak bunun yerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nı, yani cemaatleri aynı zamanda denetleyebilir, bu tür cemaat yapıları oluşabilir düşüncesiyle bunu Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlamış. Hocam, Ramazan hocam, buna rağmen hala bugün 2016 15 Temmuz'u AKP iktidarıyla yaşayan bu ülke Türkiye Cumhuriyeti. Peki bunun arkasında biraz siyasi nüfuzu cemaatlerin kullandığını düşünüyor musunuz? Buyurun Ramazan hocam. Önce bütün arkadaşlara merhaba diyeyim. Bütün izleyenlere, dinleyenlere, onlara da esenlikler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi konumuz, biz bu konuyu belirlediğimiz zaman İsmail, daha önce tarikat, siyaset ve cemaat konusunu belirlediğimiz zaman kendi aramızda bir hafta geçti. Evet. Ve biz sanki bunu belirlemişiz gibi Türkiye'nin gündemine de siyaset, cemaat ve tarikat konusu oturdu.
Kesinlikle Ramazan hocam. Sanki müneccim ya da fal bakmışız ya da istihare yatmışız gibi değil mi? Evet, aynen öyle oldu. Biz de bu konuyu tespit etmiştik. Arkamızdan da Türkiye gündemi geldi. Şimdi gündemde olması vesilesiyle ben şimdi önce arkadaşları selamladıktan sonra hepinizi konuşmacıların kendisini tanıtmasını da mesaj geldi bana şimdi. Konuşmacılar kendisini de tanısın diyorlar. Şimdi Atilla Hoca biraz sonra kendine tekrar söz gelince Atilla Bey'e, Atilla Bey de kendisini tanıtır. Ben kendimi önce kısaca bir tanıtarak ondan sonra konuya girmek istiyorum. Tabii ki Ramazan Hocam, buyurun. Şimdi Ramazanların olarak ben Balıkesir Susurluk ilçesi Sultançehir köyündenim. Yani bir köy çocuğuyum. 68-69'a kadar köyde, 68'e kadar diyeyim ama 69'da babam ölünce çıktım köyden. Ama 68'de ben ilkokulu bitirmiştim. 67-68'de. Babam beni ortaokula göndermedi. Okutamayız seni dedi. Ben de leşperim dedi. Leşper çiftçi anlamına geliyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle bildiğim bir cümle Ramazan Hocam. Ha, buyurun. Leşper, sen dedi leşper olacaksın dedi. Baba ben leşper olmayacağım falan dedim. O zaman dedi git dedi abinin yanına ayakkabıcılık yap. İstanbul'a geldim. Abim İstanbul'da Koca Mustafa Paşa'da oturuyor. Gedikpaşa'da ayakkabıcılık yapıyor. Şimdi Koca Mustafa Paşa'da oturduğumuz yer bir bodrum katı. Ama Koca Mustafa Paşa'da cemaatçilerin ünlü bir camisi var. Halen de meşhurdur. Sümbül Efendi Camisi. Ben şimdi her gün o Sümbül Efendi Camisi'nin önünden gelip geçiyorum işe giderken ve gelirken. İster istemez camideki hareketleri izlemeye başladım. Yani bir de köyden gelmişim, daha İstanbul'u yeni görüyorum. Yani köyden bir de büyük bir şehre gelmişim ben. Hatta vapurun bir kere vapura binmiştim o şeyde. Kadıköy Eminönü vapuruna binmiştim. O vapurun düğünden dolayı nasıl ürktüğümü ben çocuk olarak halen hatırlıyorum yani. Vapurda o kadar büyük korna olduğunu bilmiyordum ben. Neyse, ben o şimdi Sümbül Efendi Camisi'nden, şimdi konumuz cemaat olduğu için, tarikat olduğu için etkilendim mi? 12 yaşındayım, demek ki etkilenmişim, öyle söyleyeyim. Orada kaldıktan sonra, yani ben orada şimdi o çaput bağlayanları görüyordum, dua edenleri görüyordum, işte camide sürekli zikirlerin yapıldığını görüyordum. Onları izliyordum yani çocuk gözüyle. Daha sonra köye tekrar geri geldim. Babam öldü. Öyle geri geldim yani. Babam öldükten sonra geri gelmiş gibi oldum. Arkasından da ben köyde ortaokul açıldı bizim annemin köyünde Demirkapı'da. Ben Demirkapı Ortaokulu'nda Süleyman Demirel o zaman iktidarda. Süleyman Demirel bizim köyün yanından geçerken bizi muhtar yola çıkardı. Ortaokul isteriz, ortaokul isteriz diye biz bağırmaya başladık 15-20 tane çocuk. Süleyman Demirel de hemen emir etti orada. Dedi ki buraya bir ortaokul açılsın. Ve köye ortaokul açılmıştı o sene. Ben de ortaokula başlamıştım yani manayla. Çünkü şehirdeki, Susurluk'taki ortaokula gidemiyordum. Orada başladım. Ertesi sene de bir sene sonra da Susurluk'taki ortaokula, Susurluk'a taşındık, Susurluk'a geldim falan. Şimdi neyse yani ben ilk cemaatlerle tanışmam 68 yılına rastlıyor. Sümbül Efendi Camisi'nden başlıyor. Daha sonra geldik, ortaokulu okuduk, işte liseyi okuduk. Ortaokulu okurken yalnız Alparslan Türkeş, sene 73 yılıydı veya 72 yılıydı. Alparslan Türkeş Susurluk'a geldi tabii. Yanında birkaç kişi vardı. Susurluk'ta meydan dediğimiz bir yer var. Meydanın oradaki kahveye girdi. Biz de yanına gittik, oturduk. İşte 3-5 kişi yani, öyle fazla bir kalabalık da yoktu. Orada biraz konuşma yaptı. Biraz Türkçülükten bahsetti. Hatta bana sordu sen nerelisin falan dedi. İşte ben Sultançehir köyündenim. O zaman yani Türkeş Bey anladığım kadarıyla gelmeden önce dersine çalışmış yani. Sultançehir'in Nogay köyü olduğunu biliyor. Nogay Türk'ü müsün dedi. Evet Nogay Türk'üyüm dedim. Babam Nogay dedim. Falan. Şimdi o şekilde ben Alparslan Türkeş'le de tanışmış oldum ertesi sene yani. Bir önceki sene Sümbül Efendi Camisi'yle tanıştım. Daha sonra da Alparslan Türkeş'le tanıştım. Arkasından da 73 yılındaydı herhalde.
Susurluk dedi. Alparslan Türkeş'in işte vermiş olduğu talimatlarla bir üniversite uzaklarını kurmakla ilgili çalışmaları başlattı. Daha ortaokul son sınıftayım. Arkasından işte Endüstri Meslek Lisesi'ne gittim Mustafa Kemal Paşa'ya. Ülkücü hareketin içine girdik. 76-77 yılında ben Ülkücü Uzakları Başkanıyım. 78-79 olaylarını çok ciddi bir şekilde yaşadım. Balıkesir Necati Eğitim Üniversitesi'nde okuyordum. O yıllarda üniversite okuyorduk yani. Öyle diyelim. Ama ben daha önce Necati Eğitim'de bir sene okuduktan sonra olaylar orada fazla oldu. Balıkesir cezaevinde cezaevine giren 77 yılında cezaevine giren ilk ülkücülerden biriyim. Müşahedeye koğuşu diye bir koğuşa verdiler bizi. Muhsin Yazıcıoğlu da daha sonra yaptı o koğuşta. Şimdi arkasından ben Ankara'ya teknik öğretmene gittim. Balıkesir Necati Eğitim Üniversitesi'ni bıraktım. Kendim Endüstri Meslek Lisesi sanat okulu mezunu olduğum için teknik öğretmen olmayı becerebilir miyim diye oraya gittim. Ankara'da site yurdunda kalıyorum. Ülkücülerin yurdu orasıydı. Orada kalıyorum. 5 evlerden Bahçeli evlerdeydi Milliyetçi Hareket Partisi'nin binası. Oradan oraya devamlı olarak gidip geliyorduk. Alparslan Türkeş orada bize dersler veriyordu. Ben de o başkanıyım orada. Hatta Hacettepe Üniversitesi'nde ülkücü arkadaşların dövüldüğünü öğrendik bir günü. Şimdiki gibi tabii irtibat çok iyi değil. Hacettepe Üniversitesi'ni basmakla ilgili beni görevlendirdiler. Ben gittim Hacettepe Üniversitesi'ni bastım arkadaşlarla beraber. Arkasından da arkadaşlarımızın bir kısmı yakalandı. Onlar değişik karakollara alındılar. Ben de orada çok fazla kalmadım. Yani Hacettepe Üniversitesi de işte işin garip tarafı yani kaderin tecellisi. Benim oğlumun daha sonra nükleer enerji mühendisliğinde okuduğu üniversite oldu Hacettepe Üniversitesi. Şimdi bunlardan gelelim. Bu şekilde ben bugünümüze gelirsek Ramazan Hocam. Biraz önceki anlattığım başlık altında bugünkü siyaset cemaat ilişkilerine gelirsek. Oraya gelirsek. Şimdi ben bir de kısaca şunu da söyleyeyim de kendi hayatımla ilgili. Ben şimdi Ülkücü Uzakları Başkanlığı yaptım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe başkanlığını yaptım. İhtilal 1980 ihtilali ben başkanken oldu. Arkasından cezaevlerine girdik. 5 sefer cezaevine girdim ben. Önce onu söyleyeyim. Nezarethanelere atılmamız dediğimiz, o karakollara yakalanmamız dediğimiz hadise ne kadar, kaç sayıda oldu bilmiyorum tabii. Mustafa Kemal Paşa, Balıkesir, Susurluk, Ankara fark etmez. Birçok yerlerde tabii nezarethanelere alındık. Zaman zaman yani gözaltına alındık yani o zaman. Şimdiki deyim o şekilde ya. Gözaltına alındık. O süreçleri yaşadım. Yaşadığım için şimdi Milliyetçi Hareket Partisi ile yani siyasetle ilişkisini, cemaatlerin siyasetle olan ilişkisine geleceğim. Oraya gelmeden önce ben konuya önce madem tarikat, cemaat ve siyaset diyoruz. Şöyle başlamak istiyorum ben konuya. Tabii ki. 128 bin peygamber efsanesi var biliyorsunuz dinimizde. 128 bin tane peygamberin geleceği söyleniyor. Ve son dininde İslamiyet dini olduğu ve son peygamberin de Hazreti Muhammed Mustafa olduğu söyleniyor. Bu şekilde gelişmiş bir dinler tarihimiz var, din kültürümüz var. Ben de işte doğduğum ailenin büyüklüğünün şartlarında kendimi Müslüman bir ailede doğmuş bir insan olarak, Müslüman olarak addediyorum, tanımlıyorum. Bunu öncelikle söylemek istiyorum çünkü biraz sonra belki eleştiri kısımlarına geleceğiz. Ben de diyeceğim ki tarikatlar, cemaatler kapatılsın diyeceğim. Ama bunları demeden önce ben Müslüman bir ailede doğduğumu, Müslüman bir ülkede doğduğumu ve Müslüman geleneklerle yetiştiğimi söylemek istiyorum. Kendi köyümde ben Kur'an kursuna da gittim. Ben ilkokulda okurken Kur'an kursuna da gidiyorduk. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi tarikatlar, cemaatler konusunda siyasetin ağırlığı konusunu sordun sen İsmail. Evet. Şimdi cemaat, yani oraya geleceğim. Şimdi cemaat ve tarikatlar bana göre Haçlı'nın Anadolu'da bıraktığı ileri karakollardır. Bana göre derken bunu aslında Mareşal Tevzi Çakmak söylemiş ve Mustafa Kemal Atatürk de, Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk de bu sözü söylemiş. Ne demiş? Cemaat ve tarikatlar Haçlı'nın
Anadolu'da bıraktığı ileri karakollardır. Şimdi bunlar tarihe geçen... Bir saniye Ramazan Hocam. Cemaat ve tarikatlar cümleni tekrar eder misin? Özellikle duymayan veya cümleni anlamayan arkadaşlar için. Aynen. Maraşer Fevzi Çakmak sözünden aktarıyorum. Cemaat ve tarikatlar Haçlı'nın Anadolu'da bıraktığı ileri karakollardır. Haçlılar derken Batılı'yı kastediyorsun. İngiliz Haçlı seferleri yapıldı Anadolu'da. Batı emperyalizmini kastediyorsun. Burada biraz daha açmak için bunu tekrar ettirdim. Devam edelim lütfen. Şimdi bu tespiti kim yapmış? Cumhuriyetimizin kurucusu Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk yapmış. Bu tespiti kim yapmış? Maraşer Fevzi Çakmak yapmış. Maraşer Fevzi Çakmak biliyoruz ki Başbuğ Atatürk'ün silah arkadaşı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa Maraşer ünvanını alan kişi ve aynı zamanda Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin kurucusu. Peki Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi CKPM daha sonra biliyorsun MHP olarak isim değiştirdi. Oraya da geleceğim. Ama yani Maraşer Fevzi Çakmak'ın bizim ülkücü nesil üzerinde özellikle tesiri çok fazla büyüktür. Yani onun inançları, söylemleri noktasında bizler birçok kitabet dinlemişizdir. Yani seminerler dinlemişizdir. Şimdi Cumhuriyet Halife Devlet Osmanlı'nın bakiyesidir. Atilla Hocam'ın konusuna doğru biraz tarihi bir konuya gelmek istiyorum. Osmanlı'nın bakiyesiyiz. Osmanlı'nın muzdarip olduğu, yıkılışa neden olan hadiseler nelerdir diye böyle tarihsel olarak incelediğimiz zaman da görüyoruz ki Osmanlı'nın yıkılışına neden olan şey Yavuz Sultan Selim'in halifeliği almasından sonra gelişen halife devlet olduktan sonra gelişen cemaatler ve tarikatlar olayıdır. Şimdi oraya da geleceğim biraz sonra. Hangi padişahlarımızın hangi tarikatlara mensup olduğu noktasına da geleceğim. Onunla ilgili bir bilgi de buldum. Onları da padişahlarımızın tarikatlarını da şey yapacağız. Ehli sünnet veya cemaatiz diyoruz ya. Şimdi bize genellikle bu söz söyletiliyordu ülkücü hareket içerisinde. Ehli sünnet veya cemaatiz ve ehli tarihiz bir de aynı zamanda. Tabii daha sonra duyuyorduk bu sözü de. Aynı zamanda da ehli tarihiz yani. Şimdi az önce sizler söylediniz, sen söyledin. 1925 yılında 677 sayılı bir kanun çıkmış. Tekkelerin, zaviyelerin kapatılması ile ilgili, türbelerin kapatılması ile ilgili bir kanun çıkmış. Ama bu kanun uygulanmayan bir kanun. Şimdi bunlar o kanundan sonra kapatılmalarına rağmen, 1925 yılında kapatılmalarına rağmen bütün mahalleler yer altına inmişler veya merdiven altına geçmişler. Oralarda bütün faaliyetlerine devam etmişler. Yani bunlar ve şu anda da zirveyi zorluyorlar. Yarın da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıkılmasına neden olabilecek tarikat ve cemaatler siyaset olarak Türkiye'de yükselmeyi sürdürüyor. Hele hele son 20 yılda, son 30 yılda veya son 40 Ramazan yılda. Ramazan Hocam, şimdi küçük bir soruyla bu soruyla devam ederek toparlarsan Ramazan Atilla Bey'e, tarihçi kardeşimize Maturidilik tamam, toparlıyorum. Eşari İslam nasıldır onu da bir soracağım ama burada şunu bir senle şunu bağlamak istiyorum. Bugün tarikat olma yolunda mı bilmiyorum ama bugünkü Ensar Vakfı, bilmem ne Vakfı, Türge vesaire şimdi AKP'nin 20 yıllık yani eleştirmek adına değil ama buna nasıl bakılması gerektiğini ya da nasıl bakmamız gerektiğini sana soracağım, soruyorum ya da. Şimdi bugün Türkiye'de AKP iktidarıyla birlikte yaklaşık 8-10 taneden fazla benim bildiğim bir sürü bilmem Okçular Vakfı, Türgev, işte şu, bu Türkiye Gençlik Vakfı açılımı Türgev'inde bu arada, Ensar Vakfı vesaire vesaire bir sürü vakıf ve cemaat türevleri ve türleri oluşmaya başladı. Bu türevler ve türler yarın cemaat oluşumu olma yolunda bu tür İslami yapıların içinde daha kolay palazlandığını ya da parladığını mı diyelim görüyoruz. Sen nasıl görüyorsun? Şimdi o türev konusuna veya ensar konusuna gelmeden önce şimdi bunlar bu vakıf olarak kuruldu. Vakıflar biliyorsun
Osmanlı'dan gene bize miras kalan bir uygulamadır. Vakıf yoluyla vakıflar aynı zamanda bir fırkadır. Yani fırka dediğimiz onun karşılığı bugün partilerdir ama vakıflar da aynen bir fırka gibi kendilerini geliştirmişlerdir. Ve birçok konuda öne çıkmışlardır. Şimdi vakıf konusuna gelmeden önce ben şunu söylemek istiyorum. Biraz daha geri yaslanma şansın varsa Ramazan Hocam. Çünkü televizyondan, ekrandan yüzün yarım göründüğü için seni uyarayım bunun için. Kusura bakma. Tamam peki. Rica ederim. Tamam peki. Şimdi aynı Osmanlı gibi, Selçuklu gibi eğer biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıkılmasını istemiyorsak iç savaş benzeri olayların yaşanmasını istemiyorsak, işte bugünkü o kutuplaşmaya, ötekileştirmeye son vereceksek, barış içinde bir arada yaşamayı düşüneceksek diyorum. Ben şimdi sivri bir cümle kullanacağım. Önce tüm özel okullar, bütün özel yurtlar, bütün vakıflar, bütün dernekler, bak bütün derneklerle ilgili de çok yazı yazdım. Ve dahi diyorum tüm siyasi fırkalar ve bütün siyasi partiler kapatılmalılar veya revizyona girmelilerdir. Kapatılamayız. Şimdi, hiçbir partiyi Ramazan Hocam kapatamayız ama iyi bir yasayla, yasalarla gerçekten doğru bir yasa şekillendirerek tüm cemaat, tarikat, cemaat ve tarikat demiyorum ama buna benzer vakıf gibi, dernek gibi, siyasi partiler gibi durumları yasalar çerçevesi içinde objektif olarak gerçekten tanımlamaları net, önü flu yasalarla değil de kesişmiş net noktalarla belirlenirse bunların da kontrolü şimdi şöyle söyleyeyim hiç Allah. Sorun olmaz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben bunların niçin kapatılmalıdır diyorum. Yani bir revizyona girmek için kapatılmalıdır. Ben yerine partiler açılmasın falan demiyorum. Veya dernekler açılmasın, vakıflar açılmasın demiyorum. Çünkü bunların revizyondan geçme zamanı gelmiştir. Çünkü Osmanlı'dan kalan vakıflar halen günümüze devam etmektedir. Veya Osmanlı'dan gelen o dergahlar, tekkeler ve zaviyeler, o tekkelerin altındaki zaviyeler halen devam etmektedir. Yani bugün eğer tarikatlardan şikayetçi oluyorsak veya bir tarikatı mesela biz çıkarıp da terör örgütü yerine koyduk şimdi. Fethullah Gülen Hoca Efendi deniyordu daha önce. Daha sonra bu da Nakşibendilik'ten gelen bir Said-i Kürdü'den Nurculuk'tan gelen bir tarikat diyelim. Ve bugün biz bunu terör örgütü olarak tanımlıyoruz değil mi? Niye? Darbeye dahi kalkıştılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ele geçirmeye çalıştılar. Sadece orada bir şey kesebilir miyim? Devam et. Cümleni tamamla. Bir şey, araya da bir şey söyleyeyim orada. Bak sadece Adalet Bakanlığı 5000 tane hakim ve savcıyı görevden attı. Bu FETÖ olayından sonra. Ordudan atılanların sayısını tam bilmiyorum. Diğer memuriyetlerden atılanların sayısı veya işte o değişik kurumlardan atılanların sayısıyla beraber binlerce kişi görevden atıldı. Şimdi bunlar bu kadar tehlikeli varlıklarmış da Fethullah tarikatının diyelim gelişmesini biz yıllarca izlemedik mi? Hep beraber izlemedik mi? Bunların devleti ele geçirmesini hep beraber izlemedik mi? Hatta sağlamadık mı? Yani bunlar şimdi bütün amacı devleti ele geçirmek. Ramazan Hocam az daha geri giderek biraz daha aydınlatayım durumu. Size de yardım olur diye düşünüyorum. Şimdi Osmanlı bu olayları biraz önce Atilla kardeşimin benim de baş konuşmamdaki yazımın okuduğu cümlelerinden de beyan ettiğim gibi şimdi bu tür Müslüman yapımı, Müslüman Türk yapımı olmayan Batı menşeli İngiliz Yahudisi veya Amerika'nın beslediği bu tür yapılar Osmanlı'nın içine zaten sızmak için bizden gibi görünen ama bizden olmayan aslında Müslümanlıkla hiç Eşari İslam'la Maturidilik'ten hiçbir alakası olmayan bir İslam türü ürettiler ve bugünkü cemaatlerin adı İslam olsa da İslamlıkla hiçbir alakası yok. Devletin içine devamlı
kazmak ve devletin içine oymak boşluk zayıf bulduğu anda da çökertme düşüncesi. Bunun İslam'la hiçbir alakası yok ve bu cemaatler de senin de benimle başta bahsettiğimiz bugünkü o cemaat ya da Fethullah Gülen cemaati de o cemaatin bir yan kolu. Bu cemaat bugün Orta Doğu'da 1730'lu yılların sonunda kurulmuş bir cemaattir hocam. Buyurun. Evet. Şimdi bugünlerde gerçekleştirilen bir kamuoyu anketine baktım da günümüze doğru geliyorum. Çocuğumu cemaat yurtlarına veririm. Orada okusunlar. Alnı secdeye değsin. İmanlarını öğrensinler. Dinlerini öğrensinler diyen aile sayısının %8.7.6 civarında tespit etmişler. %82'si cemaat yurtlarına çocuklarımı vermem demiş. Ama buna rağmen Türkiye'de şu anda yüzlerce değil belki de binlerce dergah, cemaat ve tepkiye ve zaviye şeklinde geliştirilen birçok yer var. Şimdi bu yerlerin hepsi gözümüzün önünde. Bazıları hatta şalvar giyiyorlar, bazıları cepken giyiyorlar, ne bileyim yani kendi dini anlayışlarını dışarıya yansıtacak şekilde giyinerek. Koca Mustafa Paşa'ya İstanbul'da gidiyorsun değil mi? Fatih'e gidiyorsun değil mi? Kesinlikle hocam. Ha, gittiğin zaman orada o kıyafetli insanları görüyorsun. Bunlar şimdi bizim Cumhuriyet'in kuruluşundaki devrim kanununa uygun kanun kıyafetler değil biliyorsun. Ama cemaatler kendi cemaatine göre bir giyim tarzı belirlemişler. O şekilde devleti ele geçirmek için kendini güçlü göstermek için her türlü şeyi yapıyorlar. Hatta Said-i Nursi, Nurculuk Tarikatı'na ne diye lanse ediliyordu bize? Bedu zaman. Bütün zamanların en büyük insanı. Yani şimdi din sosyal bir ihtiyaçtır bana göre. Toplumsal bir ihtiyaçtır. İnsanların, canlı varlıkların bir şeye inanma ihtiyacı vardır. Hatta ben bunu kedi için, köpek için veya diğer hayvanlar için de düşünüyorum. Onlar bile kendilerine bir yaratıcı düşünüyorlardır herhalde. Onlarda da biraz şey var. Niye? Sahibine karşı çok büyük sadakat gösteriyor mesela. Kendisine yemek veren, kendisine barınak veren sahibine karşı o hayvanlar müthiş bir şey gösteriyor. Bağlılık gösteriyor. Saygı ve bağlılık. Bağlılık gösteriyor. Şimdi insanlar da tabii ki yaratılışın neticesinde kendilerini yaratan olduğuna inanıyorlar ki biz de inanıyoruz. Bu tek tanrılı dinlere kadar işte evrilmiş yani dünya kuruluşundan itibaren hep bu bizi yaratan kim dermiş yani. Ama şimdi ben bu akşamki konuşmayı şu üç temele oturtmak istiyorum. Müsaade birer mi? Tur daha gelelim. Eğer toparlarsan yok. Atilla Bey'e vereyim. Ben söyleyeyim ondan sonra oraya geleceğiz. Tamam. Toparlarsan şimdi, eğer bununla birlikte. Amerikan politikasından gireceğim konuya. Medyayı kontrol eden beyinleri kontrol eder. Beyinleri kontrol eden ise toplumları kontrol eder diyen bir Amerikan politikası var. Bu Amerika'nın bütün sosyal kurumlarında yer etmiş bir deyimdir diyelim yani terimdir diyelim. Şimdi bu Amerikan politikası gerçekten söylem ve eylem politikası zaten Amerika'nın bu değil mi Ramazan hocam? Tabii. Yani beyinleri ele geçiren toplumları da kontrol eder. Kesinlikle. Yani şimdi bizim kontrol edilmemizi adamlar bana göre bu şekilde sağlıyorlar. Az önce söylemiş olduğum o Maraş Erfeyiz Çakmak'ın söylemiş olduğu ileri karakollar Haçlıların bize bıraktığı Haçlı seferlerine biz muhatap olduk yani Anadolu. İngilizler, Fransızlar, Yunanlılar ne bileyim yani Avrupa'daki bütün diğer toplumlar tarafından işgal edilmişti. Adına da Avrupalılar denmedi, Haçlılar dendi. Yani Hristiyan topluluğu anlamında kullanılmış bir terim. Hristiyan topluluğu anlamında. Şimdi Amerika emperyalist bir devlet. Tek güç olmaya çalışıyor dünyada. Daha önce onun karşısına Sovyetler Birliği çıkmıştı. Şimdi Rusya Amerika'nın karşısına çıkmaya çalışıyor. Hatta o da yetmedi. Patronlar üçleniyor. Bir de Çin çıkmaya çalışıyor şimdi. Çin nüfus olarak tabii ki şeyini geliştirebilirse Amerika'ya ve Rusya'ya kafa tutabilecek şey var mı, altyapısı var mı? Var tabii ki. O da bir emperyal devlettir yani. Önce onları bir tespit edelim. Şimdi emperyallerin en sevdiği şey sömürecekleri ülkedeki dindir.
din adamlarıdır. Ben Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren birçok tarihçinin eserlerinde bunu okumuşumdur. Gerek Rusların gerekse Amerikalıların Türkiye'ye çok sayıda din adamı, yani Lawrence gibi. Lawrence de İngiliz değil miydi? Ama Arapların içine gitti. Orada şeyh oldu. O şeyh olduktan sonra da bütün Arapları Osmanlı'ya karşı kışkırttı ve bizim yıkılma sebebimiz oldu. Öyle olmadı mı? Lawrence. Peki aynı Lawrence'ler Anadolu'da yok mu? Halen yok mu? Anadolu'da o zaman da vardı. Kurtuluş Savaşı yıllarında da vardı. Daha sonra Cumhuriyet'in yıllarında da vardı. Ve bugün de bana göre Lawrence'ler vardır diyorum. Önce onu şimdi, Ramazan Hocam, zaten o Lawrence'ların bugün cemaatlerin içinde var olduğunu, bu kurulan cemaatlerin zaten Yahudi ve Batılı meşeli olduğunu bugün de hala vurgulayarak bunu tarihlerimizdeki belgelerle, makalelerle, kitaplarla, yazılarla zaten Türk tarihçileri ve bilim adamları ortaya koymuş. Biz de bunları iğne kırıntısı gibi kitaplardan çöküp alıp topluma anlatmaya çalışıyoruz. Yani Müslüman ilk önce ahlaklı, dürüst, kimsenin hakkını yemeyen, riayetsiz olmayan, hukuk sahibi bir insandır. Ahlak sahibi bir insandır. Yani peygamberin hayatı bir Müslümanın örneği, kişiliği ise, bugünkü cemaatlerin durumuna baktığımız zaman cemaatlerin hiçbir tabusal geliri yoktur. Ama en büyük şatafat içinde yaşayan cemaat mensupları ve üst takımıdır. Devam et. Toparlarsın. Evet. Adile'ye oradan devam ediyorum. Şimdi emperyalistlerin Osmanlı'daki sömürgecilikleri. Şimdi Osmanlı döneminde nasıl sömürülüyorduk? Anadolu'da ve diğer coğrafyamızda ve Cumhuriyet döneminde nasıl sömürülüyoruz diye bir düşündüğümüz zaman, ben şimdi Bandırma Limanı'ndan itibaren o kapitülasyonları çok incelemiştim. Şimdi o 1569'da herhalde ilk kapitülasyon verilmiş veya imzalamışız Osmanlı döneminde. 1581'de, 1597'de, 1614'te, 1673'te ve 1740 yıllarında biz kapitülasyonları imzalamışız. Ne zamana kadar devam etmiş kapitülasyonlar? Resmi olarak Cumhuriyet'e kadar devam etmiş. Cumhuriyet'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından kapitülasyonlar kaldırılmış. Ama kaldırılmış olmasına rağmen biz onu AB uyum yasaları diye kalktık, kabul ettik. Ve AB uyum yasalarına şu anda uymuyor muyuz? Uyuyoruz. Peki biz Avrupa Birliği üyesi miyiz? Değiliz. Peki AB uyum yasalarını niçin imzaladık arkadaş? Onlar da bir kapitülasyon değil mi? Onlar da bir kapitülasyon. Bunların farkında değiliz. Yani emperyalistler aynı mücadelelerine devam etmek durumundalar. Ben şimdi burada Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünün milletvekili ve memuriyet yeminine katılmasını istiyorum. Bir tur daha gelelim. Bak, bir tur daha gelelim. Bir dakika. Şunu sonlandırayım bir dakika. Tamam. Şimdi, sonlandır, ben de Atilla'ya vereyim. Bak, bu Mustafa Kemal Atatürk diyor ki Türkiye şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. Buradaki mensuplar kelimesine de dikkat çekiyorum. Türk insanının tarikatlardan, cemaatlerden öğreneceği bir şey yoktur. Şimdi onlara bir mensubiyet duymalarına gerek yoktur diyor. Bu kadar evet, ne? Gerek yoktur diyor. Peki biz bunu milletvekili yeminine niçin almıyoruz? Veya işte memuriyet yeminlerine niçin almıyoruz? Biz bunu almadığımız müddetçe biz Atatürkçü olmakla ilgili hiçbir iddiada bulunmamamız lazım. Yani Atatürkçü partiler, Atatürkçü dernekler hepsi bana göre havacı var. Yani hiçbir tanesi bana göre Atatürk'ün gerçek söylemleri doğrultusunda hareket etmiyorlar. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Eğer Türkiye'de bu kadar dergah varsa, bu kadar tekke varsa, bu kadar yurt varsa, okul varsa yani o zaman Atatürk'ün o zaman söyledikleriyle ilgili biz bir şey yapıyor oluyor muyuz? Hayır, olmuyoruz. Yapmıyoruz çünkü. Kanunları uygulamıyoruz çünkü. Hiçbir kanunu uygulamıyoruz. Ben buradan şimdi şöyle söyleyeyim. Burada bir virgül koy Ramazan Hocam. Burada bir virgül koy. Arkadaşlara bırakalım, ondan sonra devam ben, edelim. Ben buradan çünkü bayağı uzattık. Atilla'nın da çok hakkını gasp etmeyelim. O da bizim dostumuz. En azından onun bize bu konuda biraz daha ışık tutmasını isteyeceğiz. İslami, Eşari İslam, Maturidi İslam ve bunların tanımlamaları nedir? Eşari İslam nedir? Maturidilik nedir? Yani
ben tabii ki araştırdığımız, bildiğimiz konular ama en azından toplumumuzu aydınlatılması açısından toplumumuz zannediyorum bugünkü İslam bakışımız şu, biraz da eşari İslam, maturidilik, eşarilik nedir diye tartışmamız gereken aslında bir durum var. Toplumumuzun bu bilgi seviyesine ulaştığı takdirde zaten İslamiyet'i nasıl sahipleneceğini ve bu konuda amiyene tabirle cümlem tırnak içinde ovadaki bir güdülesi hayvan gibi güdülmeyeceğini bilir. Şimdi Atilla Bey, buradan baktığımız zaman maturidilik ya da eşarecilik İslami anlamda nedir? Bize bunun bir tarifini yaparsan, Türk toplumu neden bu kadar manipüle edilip kolay yönlendirilip komuta edilebiliyor ve siyasete kolay yandaş olabiliyor? Bugünkü cemaatler yapısının da siyaset üzerindeki rantibillerini ya da onlardan yararlanma biçimlerini düşünürsek toplumun kolay kontrol edilme düşüncesinden kaynaklandığını düşünüyorum ben. Siz ne diyorsunuz bu konuda bize? Eşari İslam, maturidi İslam nedir? Bize biraz açarsan sevinirim kardeşim. Buyurun. Ben de kendimi tanıtayım o zaman. İsmail Hocam önce. Tabii ki. Ben aslında elektronik mühendisiyim. ODTÜ elektronik mezunuyum. Ama ODTÜ'de okurken 89 Şubat'ta Atatürkçü Düşünce Topluluğu'nu ODTÜ'de kurup 89 Mayıs'ta kurulan Atatürkçü Düşünce Derneği'ni Bahri Üçok, Neşet Çağatay, Özer Uzankaya hocalarıma Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurulmasını öneren kişi. Ondan sonraki süreçte de Düşün, Devinim, Aydınlanmanın Ezgisi 23 isimli 89'dan 95'e kadar 6 sene isimlerinde dergiler çıkardım. O gün bugündür Atatürkçü çizgide kendi halimizle mücadelemizi veriyoruz. Şimdi İsmail Hocam'ın sorusuna gelirsek, İslam'da kırılmalar var. İlk kırılma aslında batınilik ve haricilik kırılması. Batıniler Ehl-i Beyt dediğimiz Şia'dır, Şialardır. İşte İran'da Caferi Şiiler, Anadolu'da Aleviler, Suriye'de Musayriler, Mısır'da eskiden kalma Fatimiler, Ehl-i Sünnet denen grup ise ikiye ayrılıyor. Eşarilik ve Maturidilik itikadı göre. Hanifi mezhebi Maturididir. Diğer üç mezhep, Şafilik, Hanbelilik, artı bir tane daha var, onlar da eşaridir. Aslında ilk kırılım İslam'ın doğuşuyla beraber akılcılık olarak mutezilik geliyor. Mutezileler, biatçılık olarak da selefiler geliyor. Ama 930'lara geldiğimizde ki mutezili de ortaya olan mutezilinin kurucusu da Ata isimli bir Türk. 939-40'lara geldiğimiz zaman İmam Maturidi, Semerkantlı Türk İmam Maturidi, Kur'an'ı Türk kültürüne göre yorumluyor. Akılcı İslam'ı ortaya koyuyor ve buna Maturidilik diyoruz. Hanifi mezhebi, Türkler Hanifi mezhebindendir, Maturididir. Araplar ise Selefiliği İmam Eşari üzerinden, yine aynı 930'larda Selefiliği Eşariliğe evrimleştiriyorlar, dönüştürüyorlar. Eşari İslam'da biatçı İslam'dır. Aslında Maturidilik de, Eşarilik de, Maturidilik Türk kültürünü, Türk antropolojisini yansıtırken Eşarilik de Arap antropolojisini, yani Arap özelliğini yansıtır. Temel kırılmaları ise Maturidilik de, Eşarilik, temel kırılma noktası da, evet.
Şimdi konuya girecektim işte Arap, hocam. Arap derken neyi kastediyorsun? Biraz da açarsan mümkünse. İsmail hocam, Türkleri mi konuşmak lazım önce? Türkler Çin'de, doğuda Çin, batıda İtalya, İngiltere, Fransa'ya oluşturduğu uygarlığı gönderen millettir. Dünya uygarlığının sahibi Türklerdir. Bu konuda bir program yaparsak çok güzel, bunu detaylı bir şekilde anlatırım. Ve uygar millet Türklerin diğer hiçbir milletle olmayan bir antropolojisi vardır. Başka insanlarla birlikte yaşamak, kimseyi hiçbir şeye zorlamamak. Mesela İran'da Taciklerle yaşamışız, Yunanistan'da Greklerle yaşamışız, Anadolu'da küçük gruplarla yaşamışız veya Osmanlı zamanında, Selçuklu zamanında başka milletlerin de yaşamasına şans tanımışız. Bugünkü Türkiye ama tarifiyle layık Türkiye dönemi demek o tarihlere. Latinler İtalya'da M.Ö. 509'da yönetimi ele geçirince bütün Akdeniz havzasını Latinleştirmişler. Kendi tanrılarını dikte etmişler. Hristiyanlığı benimsedikten sonra herkesi Hristiyanlaştırmışlar. Nitekim Araplar ilk kez 7. yüzyılda Arabistan Yarımadası'ndan yukarıya Irak'a çıkınca Irak'ın kadim halkı, bereketli olan kadim halkı Türklerdir. Ama Arap kültürünü dikte etmişler. Herkesi Araplaştırmışlar. Kendi dillerini empoze etmişler. Aynı şekilde Fransızlar 30 sene Suriye'yi yönetmişler. Ben Lübnan ofisiyle beraber çalıştım Lübnan adına çalışırken. Ya iki tane Lübnanlı Arapça konuşamıyorlar. Lübnanlı Hristiyanlar, Lübnanlı Müslüman. Arapça anlaşamıyor, ikisi de Arap. Anlaşamıyorlar. Adamlar Fransızca anlaşabiliyor. Ya düşünebiliyor musun? 30 senede adamların, ya da baktığımızda Kuzey Afrika'da adamlar orayı, Cezayir, Tunus'u, Fas'ı 50 sene bir sömürge altına almışlar. Adamların resmi dili Fransızca. Herkes Fransızca konuşabiliyor birbirleriyle. Birbirlerine kendi ana dillerini unutmuşlar. Berberiler kendi ana dillerini unutmuşlar. Ama Türklere bakıyorsun, Türklerde başkalarına karşı empati vardır, hoşgörü vardır. İşte bu Türklerin özellikleri. Yani antropolojisi. Antropoloji milletlerin temel karakteristiklerini inceleyen bilim dalıdır. Her toplumda bir antropolojisi vardır. Türklerin antropolojisi vardır. Geriye kalan bütün milletlerin, Latinlerin, Greklerin, Arapların hepsinin birbirine antropolojisi, birbirine İngilizlerin hemen hemen denktir. Hiçbirinin başka hiçbir kültüre tahammülleri yoktur. Kendi dillerini, kendi kimliklerini empoze ederler. Sadece Türk milleti, ki işte diyorum ya, insan uygarlığını, bu konuda bir program yapalım, çok güzel detaylarıyla batıda İngiltere, Fransa, İtalya'ya, doğuda Çin'e oluşturduğu uygarlığı taşıyan millet Türk milleti. İşte bu uygar millet olmamızın bir göstergesi de Kur'an'ı yorumlama şeklimizdir. Araplardan çok farklı yorumlamışız. Araplar eşarilik olarak yorumlamış. Türkler ise İmam Maturidi, Semerkantlı Türk İmam Maturidi aracılığıyla Maturidilik olarak yorumlamış. Aradaki en temel fark ne? Eşarilikle Maturidilik arasında en temel fark, Maturidilikte Türk İslamında amel ile iman birbirinden ayrıdır. Eşarilik neyse imanla amel birdir. Bu nedir? Eğer sen iman ediyorsan, inanıyorsan, bu eşariliğe göre bir olduğu için bir inancının gereği ameli, yani hareketleri yapmak zorundasın.
Yani zorlama vardır. Eşarilikte dinde zorlama vardır. Eşari İslam'da ben Müslümanım diyorsan namaz kılmak zorundasın, oruç tutmak zorundasın, hacca gitmek zorundasın, zekat vermek zorundasın. Bunları yapmazsan katil olursun. Ama Maturidilik de imanla amel ayrıdır. İman edersin, inanırsın ama amelde namaz kılmazsan kafir olmazsın, günah işlemiş olur. Kur'an'da Allah affedicidir, tövbe dersin, kulak yemediğin sürece geçer. Yani Maturidilikte zorlama yoktur. Eşarilikte ise zorlama vardır. Bu zorlama da şeriatı getirir. Eşari yani şunu diyorsun, devlet şeriatla yani, yönetilmelidir. Atilla, bir virgül atabilirsin. Şimdi şunu diyorsun. Diyorsun ki zorlama derken ben ne söylersem İslam adına din alimleri için kastediyorum tırnak içinde cümlem. Ben ne söylüyorsam İslam adına, din adına sen buna uyup biat edeceksin. Yani dünya toplumları aynen, aynen biat edeceksin. Bu tür bilgilere hepsine ulaşamayacağı gibi bunu din tebliğcileri, bunu din tebliğcileri böyle yapıyor. Ve o Müslüman olduğuna inanan insan da kul da Allah indindeki olan varlıkta bunu alıp biat ediyor. Durum bu. Doğru mu? Arabistan'da Eşari İslam'ın hakim olduğu yerde mesela IŞİD'de namaz kılmasın cezalandırılırsın. Çünkü kafir muamelesi görürsün. Anlatabiliyor muyum? Ama Maturidi İslam'ın hakim olduğu yerde kimse senin namaz kılmana, oruç tutmana karışmaz. Günah sanadır. Herkes kendi imanından kendi sorumludur. İsmail Hocam, kendi amelinden kendi sorumludur. Ben günah işliyorsam beni ilgilendirir, başkasını ilgilendirmez. Ama Arap İslam'ında, Eşari İslam'da ben namaz kılmadığım zaman devlet tarafından cezalandırılırım. Veya etraftaki insanlar tarafından cezalandırılırım. Yani Eşari İslam'da zorlama vardır. Dinde zorlama vardır. Maturidilik de dinde zorlama yoktur. İman ederim, Müslümanımdır. Beş vakit değil de iki vakit, üç vakit duruma göre oruçlarım tutmam, bu beni ilgilendirir, benim günahımdır. Yine diğer bir kırılımda akılcılıktır. İmam Maturidi der ki iman kalple tasdiktir. Kalbinde tasdik ediyorsan imanlısındır. Onun dışında Müslümanlar duyularıyla ve aklıyla hareket etmeli der. Ama eşarilikte biatçılık vardır. Eşarilikte şu vardır, mürşit vardır, bir de mürit vardır. Müridin aklı hataya açıktır, düşünmemelidir. Mürşit ne derse onu yapmalıdır. Şöyle şimdi, diyebilir miyim hocam? Atilla Bey. Dinliyorum Ramazan hocam. Türk İslam sentezi dedik ya. Şimdi o olay apayrı bir olay. O Türk İslam sentezi denen olay Ramazan yok, hocam yok. Komple Amerikan projesidir. Bir dakika. Onun detaylarını ben size aktarabilirim. Komple yok, Türk yok. İslam sentezi diye bir şey yok. Onu biliyorum da şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Türk İslam senteziyle ben şimdi sizin anlattıklarınızı değerlendirmeye çalışıyorum da diyorum ki eşarilik de maturidilik de birbirine karıştırılmış şekilde biz Türkiye'de onu uyguluyoruz gibi geliyor bana. Türkiye'de şimdi, eşariliğin lansmanı yapılıyor. Bu cemaatlerin hepsi eşari İslam'ın sosyal kurumlarıdır. İmam işte Maturidi'ye göre kulla Allah arasına kimse giremez. Herkes kendi imanından sorumludur. Kendi amelinden sorumludur. Kimsenin ameli kimseyi ilgilendirmez. Ben namaz kılmıyorsam bu beni ilgilendirir. Başka kimseyi ilgilendirmez. İlla başımda da bir mürşit olup ben ne yapacağım, ne yiyeceğim, ne yapacağım, solalımla mı ayak atacağım, sağlamla mı ayak atacağım. Bunları ben kendi aklımla hareket ederim. Hiçbir mürşidin aklına ihtiyacım yok. Ben kendi hayatımı idame ettirecek akla sahibim. Eğer bu akla zaten aklıma uyarak iman etmişsem
imamdan sonra amelim beni ilgilendirir. Kimseyi ilgilendirmez. Kimse de bana karışamaz. İşte bak şimdi ama ben şöyle sormaya çalışıyorum. Herkes karışır. Eşarilikte düşünmene bile izin verilmez. Düşünen adam dinden çıkar. Sorgulayan adam dinden çıkar. Ramazan hocam. Sorgulamayacaksın, düşünmeyeceksin. Mürşit ne derse onu yapacaksın körü körüne. Mürşit eline silah verecek, git şunu öldür diyecek. Gidip onu öldüreceksin. Anlatabiliyor muyum? Söylemi, tabii anladım. Maturidilik Türklerin inancı diye biliyorum ben. Evet. İmam Maturidi Semerkant'ta Türk'tür. Kur'an'ın Türkler tarafından Türk kültürüne uygun olarak, Türk antropolojisine uygun olarak şunu yorumlanmasıdır ki doğrudur. Atilla, bir araya daha girebilir miyim müsaade edersen? Ramazan hocam bunu şunu kastediyor. Maturidilik derken İslam dini Kur'an'ın hükmünde de seni yaradan Allah'ın adıyla oku diye inen ayet İkra suresi yok mu? Maturidilik biraz odur. Yani okuduğunu sorgulamak, sorguladığını anlamak, anladığın biçimde karşı tarafa, anlayabildiğin biçimde karşı tarafa anlatmak, onu kendine biat etmek. Hocam, bugünkü cemaat mürit ilişkileri şimdi, içinde değil. Eşari İslam açıkça Arap Emevi hanedanının haneden çıkarları doğrultusunda Arap kültüründe içine inject ederek yorumladığı amacı halkın sömürüsü amaçlı halkın biat etmesini öngören bütün hanedanların dört elle sarıldığı çünkü hanedanlıkta asıl olan halkın sömürüsüdür, hanedan çıkarlarıdır. Buna uygun İslam anlayışıdır. Ama günümüzde Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir, demokrasiyle yönetilir. Halkın sömürüsüne %100 karşıdır, halkçıdır Atatürk devrimleri. İşte halkçı demokratik hukuk devletinde olması gereken İslam anlayışı maturidi İslam anlayışıdır, akılcı İslam anlayışıdır. Bir virgül daha koy Atilla. Kimsenin haberine, kimsenin karışmadığı, herkesin inanç özgürlüğüne sahip olduğu layık devlette isteyen istediği olabilir. Ben Hristiyan olurum, Yahudi olurum, ateist olurum, Müslüman olurum. Kimse ilgilendirmez. Müslüman oldum diyelim. Müslüman olduktan sonra da 5 vakit namaz kılmışım, kılmamışım. Beni ilgilendirir. Başkasını ilgilendirmez. Bu Atatürk'ün Türkiye'ye getirdiği sistem zaten layıklığın tanımı da kısaca şimdiki anlattığın Atilla bir dur. Bir anons yapayım. Bir demokratik iki dakika daha devam edeceğim. Bir tane. Uygun tamam. İslam anlayışı maturid İslam anlayışıdır İsmail Hocam. Birkaç dakika daha devam edeceğim ama bir dur. Tamam bir dur. Bir anons yapmam lazım. Çünkü cumartesi gün çok değerli. Sizlerden değerli olmasın. Çok değerli bir konuğum daha var. Onun bir anonsunu yapayım. Hiç yapmadım. Bir de kapanışta yaparız inşallah. Zaman bulursak, unutmazsak inşallah. Cumartesi gün akşam yine aynı saatte bizi Facebook üzerinden takip eden değerli haber asi müdavimleri ve takipçileri, değerli dostlar. Beyaz enerji operasyonunu yürüten Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi eski başkanı Kurbay Albay Aziz Ergen Komutan, cumartesi gün konuğumuz, Kuzey Irak'taki çuval geçirme, Türk askerlerinin başına çuval geçirme olayından sonra Amerikalı askerleri esir alan çok yürekli, değerli bir komutanı cumartesi gün sizlere tanıtacağım. Haber Asi'nin daha önceki, geçen dönemdeki yayınlarında konuk oldu. Çok değerli bir insan, çok değerli bir akademisyen ve değerli bir, aynı zamanda yürekli bir komutan. Bunu anlattıktan sonra konumuza tekrar geri dönüyoruz. Atilla Bey'in toparlamasını isteyeceğim konuyla ilgili. Eşari İslam ve Maturidilik'ten bahsediyorduk Atilla Bey. Toparlarsanız Maturidistan'da zorlama yoktur. Toplumun her kesimine birbirine empatisi vardır. Demokratik devlet yapısına, laik devlet yapısına uygundur.
Eşaristan'da zorlama vardır. Oruç tutmazsan karışırlar, namaz kılmazsan karışırlar. Her şeyi, seninle ilgili her türlü kararı yukarıda kamuyu yöneten, devleti yöneten mürşitler karar verir. Bir oligarşi hakimdir. Oligarşide bir aristokratik zümre vardır. Molla sınıfı. Altta da sömürülen halk vardır. Eşaristan'da Arap kültürüne uyum olarak budur. Emeviler tarafından deforme edilmiş İslam anlayışıdır Eşaristan. Günümüz Türkiye cemaatler de, bugün Türkiye'de aktif olan cemaatler de Eşaristan'ın sosyal kurumlarıdır. Siyasi kurumu ise halifeliktir. Halifelik de Eşaristan'a uygun. Eşaristan'ın siyasi kurumudur. Ama günümüz Türkiye'sinde de bugün AKP iktidarında Eşari İslam'ın lansmanı yapılmaktadır. İsmail Hocam, tarihsel süreçte de bunu konuşabiliriz. Nasıl bir yol izlenmiş Türklerle, kimler Eşari İslam'ı şey yapmış. İlk Eşari İslam'ın dünyasına giren Sokan, 1063'te kutalmış Alparslan Savaşı'ndan sonra Nizam-ı Mülk'tür. Nizam-ı Mülk'ün Eşaristan lansmanına karşı olarak Türklerin yaptıysa Hasan Sabah bünyesinde Batınileri kurmak 1092'de. Bunları falan hepsinde konuşabiliriz daha ayrıntılı bir şekilde. Diyeceğim bu kadar. Eyvallah. Eşaristan demokrasi uygundur. Batınileri demokrasiye, hukuka, laikliğe, birey olmaya uygundur. Eşaristan'da biata, iktidarlığa, oligarşiye, zorlamaya uygundur. Türkler İmam Maturidi'nin rehberliğinde Maturidi'dir. Hanifi mezhebi Maturidi'yi benimser, Derviş mezhep Eşari'yi benimser. Ama günümüz Türkiye'sinde de lansmanı yapılan İslam modeli Eşari İslam modelidir. Şimdi ben Atilla Bey'e çok teşekkür ederim. Ondan önce bir şey sorayım İsmail Bey. Tabii ki. Şimdi Maturidilik ve Eşari'nin bu akşamki konumuz tarikatlar ve cemaatler konusu ya. Ama şimdi, bir bağlantıları var. Ben onun için özellikle sordum. Çünkü İslam'ın Türkiye'deki tanımı zayıf olduğu için ne tür bir Müslüman olduğumuz yapısında sıkıntılıyız. Biz biat eden, yani Arap kültürünün geleneği biat eden hocam, Müslüman tanımı olduğumuz için bunu açmak için yapıyoruz. Hakim olduğu için din derslerinde Eşari İslam öğretiliyor çocuklarımıza. Çocuklarımıza kesinlikle doğru İslam modeli öğretilmiyor. Ramazan Hocam. Murat, amaç Ramazan Hocam. Halkı biat ettirerek sömürmek. Evet. Amaç bu. Aynı bu cemaatlerin hepsinde emperyallerin elleri, ayakları, kolları yani halkın sömürüsü amacıyla kullanılan bir numaralı araçtır Eşari İslam. Bir virgül alayım senden Atilla. Ramazan Hocam sorunu sor ama Atilla'yı da bir iki dakika daha tutayım. Sonra sana vereceğim ki Atilla'ya toparlattırayım. Tamam. Daha sonra hakkı vermek istemiyorum. Hocam yalnız benim çok az bir sürem kaldı. Çok az bir şarjım kaldı. Böyle siz bir anda bağlan deyince o zaman %60'daydı şarjım. Şu anda %10'a kadar düştü. Kütle programdan çıkabilirim. Şarjın yani yakındaysa Atilla, şarjın yakındaysa bir iki dakikalık daha konuşma süresi belki verebilirim. Ramazan Hocam soru soracaktı. O soruyu sorsun. Ona cevapla ki Ramazan Hoca'ya pas atayım. Sen de o zaman şarjın bittiği anda eğer yayından uçarsan canın sağ olsun. Tamam Ramazan Hocam kardeşim. Bir soru dinleyeyim ben. Şimdi tarikat demek Ramazan Hocam'ı dinleyeyim İsmail Hocam. Tamam. Şimdi Atilla Bey, şimdi tarikat demek yol demek. Allah'a evet giden yol anlamında biz bunu daha çok duyuyoruz. Şimdi Allah'a giden yol ise tarikat. İşte o yüzden de ehli sünnet ve cemaat istiyoruz. Yani peygamberin sünnetini uygulayan cemaatiz. Ama peygamberin cemaatiyiz. Biz bunu ne yapmışız? Değişik değişik cemaatlere bölmüşüz. Değişik değişik tarikatlara bölmüşüz. Şimdi sen Eşarilik ve Maturidilik konusunda çalışma yaptığın için, araştırma yaptığın için Eşarilik ve Maturidilik
tarikat mıdır? Mezhep ben eskiden midir? Beri biliyorum, öyle ekstra bir araştırma yapmadım da. De, yani onu da bir efendim? Söylersen, yani tarikat mıdır, yol mudur, yoksa bir mezhep midir? Mezhebin altında tarikat mıdır veya tarikatın altında bir dergah mıdır? O anlamda açmanı isteyecektim yani. Şimdi Ramazan hocam, insan olmanın gereği, insanlar oturur bir konuyu konuşurlar. Herkes aynı şeyi düşünmek zorunda değil. Sonuçta Halife Osman'la beraber Osman Emevi hanedanındandır. Emeviler İslam'ı kullanma moduna giriyorlar. Dört halifeden sonra Emevi hilafetini kuruyorlar. Ve amaç Emevi hanedanının çıkarlarını halka dikte ettirmek. Evet. Buna da en büyük direnci gösteren kişi Ebu Hanife. Ebu Hanife de bu böyle olmaz diyor. Ali'nin torunu Zeynel Abidin'i Emevilere karşı kışkırtıp ayaklandırıyor. Abbasileri ayaklandırıyor. Abbasileri ayaklandırıyor Emevilere. 756'da Abbasiler Emevileri yıkıyor ama bu sefer de işte bu Emevilerin kurduğu din, Eşar İslam böyle işlerine gelince Abbasiler de Eşar İslam'a sarılıyorlar. Ama halkta da kafası çalışan Ebu Hanife gibi insanlar var. Düşünen insanlar var. Onlar yok diyor. Bunlardan biri de Ata isimli bir Türk. İlk mutezili kuran 700'lerde maturidilik mutezili üzerine İmam Maturidi'nin yorumlarıyla gelişmiş akılcılıktır. Abbasiler işlerinde 5. Abbas halifesi memnun var. 813'te halife olan o eşariliği yasaklıyor Abbas halifesi. Ama işlerine gelmeyince Memun'dan sonra 848'den sonra tekrar Eşari İslam'a soruluyorlar. Çünkü Eşari İslam toplayabilirsen Ramazan hocama birkaç dakika süre vereyim. Şimdi tarikat bu şey farklı farklı, bir de aslında bir üst tarafta şeyi konuşmak lazım. Cilistir. Yani batınilikle hariciliği konuşmak lazım. Dört kapıyı konuşmak lazım. Her kapıda ilk kapı tarikat kapısıdır. Cilistir. İkinci kapı kul kapısıdır. Yani bunları da konuşulabilir. Ama biraz uzun mevzu Atilla. Biraz daha kendi içinde kapsamlı konuşulması. Konumuzdan da kaydı Ramazan hocam. Kendi çapımda aradaki farkları görüyorum. İman, amel, kaderle kazayla konuşmak lazım. Kaderle kaza olayları esrarlıkla ve maturidilikle farklı yorumlanır. Aslında koca bir kitap konusu. Kader aslında kul iradesidir. Başta başında ayrı kendi ayrı konular maturidiye göre. Ama Ramazan hocam, eşariler onu da çarpmış. Kaderini diyor Allah yazdı. Başına gelen her iş yazgından kaynaklanıyor. Yok arkadaş, başıma gelen her iş beni kötü yöneten insanlardan kaynaklanıyor. Kader kul iradesidir. Kaza da Allah iradesidir. Ramazan hocam. Atilla yani hocam, bu çok mümkün kitap olacak bir konu. Tabii ki İsmail hocam. Ben şimdi, genel İsmail Ramazan hocam olduğu için böyle Ramazan hocam darıyorum yani. Olduğu için ben de cevaplamanı özellikle istedim. Teşekkür ediyorum. Şimdi Ramazan hocam, finali senden yapalım ama uzaması mümkünse 21.49 55'e kadar yaklaşık zamanın var. Ne konuşmak istiyorsan bugünkü siyaset bağlantılarıyla cemaatleri ve tarikatları. Şimdi İslam fıkhı ya da anlayışı biraz önce Atilla'nın da değindiği bir açmamız gerekiyordu ama toplumun İslam anlayışı, ahlakı, bizim Türkiye'deki yapısı tam biraz önceki Bedevi
İslam kültürü geleneğinin biat etme şekli. Bu ayrı başlı başına konuşulması gereken bir konu. Ancak bugünkü siyaset bağlantıları, bugünkü nedenleri bu şekilde biat toplumu olmamızdan mı kaynaklanıyor diye size sözümü uzatıyorum. Ramazan Hocam buyurun. Şimdi biat toplumu olduğumuz konusu bir defa tartışılmaz. Bunu Türkiye'deki bütün yönetimlerde görüyoruz. İş hayatımızda görüyoruz. Aile hayatımızda görüyoruz. Devlet hayatımızda görüyoruz. Yani biat dediğimiz unsur baş unsurdur bence. Biat etmediğiniz zaman ne yaptığınız işte, ne ailenizde, ne devletinizde, ne yaşadığınız yerde, hiçbir yerde, hatta ne de yazdığınız kitapta, hiçbir yerde başarılı olamazsınız. Yani sonuca ulaşamazsınız. Şimdi ben siyasetle bu cemaatlerin ilişkisini biraz açmak istiyorum. Ama tabii önce en fazla seneyi Milliyetçi Hareket Partisi'nde geçirdiğim için, tamam mı? Halen de bağımsız olduğum için tabii ki MHP ile ilgili önce siyaset cemaat ilişkisini kurmaya çalışacağım. Kendi tespitlerimden bir öz itiraf da sayabilirsiniz bunu. Ama sadece MHP'de yok. Özet olarak onu da söyleyeyim. Yani cemaatler Mustafa Kemal Atatürk döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'ne de sızmışlardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra çok partili döneme geçtiğimizde 1946'da önce Demokrat Parti'de yer almışlardır. Daha sonra da diğer partilerde işte onun devamı olan, Demokrat Parti'nin devamı olan Adalet Partisi'nde, Anavatan Partisi'nde ve şimdi de Adalet Kalkınma Partisi'nde sağ iktidarların döneminde sağ partilerin hepsinde. Ama sol partilerde cemaatler yok mudur? Elbette ki sol partilerde de, ama merkez sol partilerde genellikle cemaatler yer almışlardır. Şimdi cemaatler sayısal mürit üstünlüklerine dayanarak bunları seçmen bazında değerlendirip bunu bir koz olarak kullanmışlardır. Şimdi merhum Alparslan Türkeş'ten başlayalım. Yani Alparslan Türkeş'in cemaatlerle ilişkisi var mı? Yok mu? Milliyetçi Hareket Partisi'nin cemaatlerle ilişkisi var mı? Yok mu? Onu görmeye çalışalım. Şimdi 1946'da çok partili düzene geçtikten sonra işte 1948'de Mareşal Fevzi Çakmak'ın kurmuş olduğu Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi var. Ondan sonra Osman Bölükbaşı geçmiş onun başına. Osman Bölükbaşı'ndan sonra o da istifa etmiş CKPM'den. İşte Bölükbaşı 62'de istifa etmiş. 64'te Alparslan Türkeş Türkçü arkadaşlarıyla birlikte, bak çoğunluğu Türkçü arkadaşlarıyla birlikte CKPM'ye girmiş. Sene 1964. 69'a kadar orada kalmışlar hepsi. Ve 69 Adana Kongresi'nde Alparslan Türkeş CKPM'nin genel başkanı olmuş. Orada partinin adı değişmiş. Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüştürülmüş. Partinin amblemi değişmiş. Üç hilale dönüştürülmüş. Bozkurt amblemi kullanılması Türkçüler tarafından çok istenmesine rağmen Bozkurt amblemi hilal içinde, yani İslam anlamında yine ülke uzaklarına bırakılmış. O şekilde bir gelişme var başlangıçta. Şimdi üç hilalin anlamında biliyoruz, yani üç kıtada İslamiyet'in yayılmış olduğu dönemi ifade etmek anlamında Osmanlı'nın bayrağından alınmıştır. Osmanlı'nın bayrağından Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayrağına geçmiş, öyle diyelim. Şimdi 1969'da ayrıca ne olmuş? Dikkat etmek anlamında söylüyorum. CKPM üyelerinden, yani CKPM'den ayrılan üyelerden bir grup Alparslan Türkeş'in gelmesinden sonra Nasyonel Aktivitede Zinde İnkişaf isminde, hatta bunun kısaltılmışı Nazi olarak kullanmışlar. Bir dernek kurmuşlar İzmir'de. Türkiye'de açabilir misin bu derneğin açılımını Ramazan Hocam? Nasyonel Aktivitede Zinde İnkişaf. İnkişaf olarak ne demek? Yeniden de oluşmak, doğmak demek. Nazi. İnak. Kısaltılmışı Nazi anlamında. Anladım. Ya da inak. Evet. Doğmak inaktır da. Tabii inak tabii. Türkiye'de işte bir neo-nazi teşkilatı da böylelikle
şey olmuş yani mevcut olmuş. Derneğin iki tane savaş birimi varmış. Üyelerinden bir tanesi aynı o Hitler'in Nazileri gibi üniforma, siyah üniformalarını giymişler ve Hitler selamını kullanmışlar. Diğerleri bunu yapmamışlar. Ama liderlerinden bir tanesi Gündüz Kapanoğlu'dur. Bu Nazi teşkilatını kuran liderlerden bir tanesi. Gündüz Kapanoğlu 1975 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'ne gelmiş ve oradan milletvekili de olmuştur. Yani işin garip tarafı da budur. Yani solun zaman zaman Milliyetçi Hareket Partisi'ni 70'li yıllarda faşist olarak veya işte Nazi olarak nitelendirmesinin gerçek temeli budur. Önce onu da bir görelim. Yani çünkü o yıllarda sen de ben de hepimiz Nazi olmadığımızı, efendim Hitlerci olmadığımızı, faşist olmadığımızı, işte Türk milliyetçisi olduğumuzu falan hep anlatmak durumunda kaldık. Yani savunmak durumunda kaldık. Şimdi 1970'li yıllarda MHP'nin gençlik kollarını oluşturan ülke ocaklarında işte Türk İslam sentezi betimlemesiyle siyaset oluşturuldu. Birçok tarikat mensubu Milliyetçi Hareket Partisi'ne girdi o yıllarda. Alparslan Türkeş de Türkçü Nihalatsızlarla yolunu ayırmış olduğundan bu bir fırsat olarak bilindi. Nihalatsız biliyorsunuz 69 kongresinden sonra Alparslan Türkeş de o aynı ilişkisini azaltmıştır, kesmiştir bilemiyorum tam olarak. Nihalatsız ve arkadaşlar ayrılmışlardı. Şimdi Alparslan Türkeş'in hayatında ben Ankara'ya kongrelerin çoğuna gitmiştim o yıllarda. Yanında oturan kişilerden bir tanesi Mustafa Bağışlayıcı Hoca'ydı. Samsunlu. Mustafa Bağışlayıcı Hoca aksakallarıyla Alparslan Türkeş'in yanında otururdu. Bu bir Nakşi Şeyhi'ydi. Bağışlayıcı Hoca'dan başka bir de ben Mehmet Fevzi Efendi'yi Alparslan Türkeş'in yanında görüyordum. O da aksakallı. Şimdi Ramazan Hocam bir virgül atabilirsen orada bir şey daha ekleyeyim size soru olarak. Peki Alparslan Türkeş'in Nakşi Şefi'ydi ya da ne derler? Şıhı mıydı diyelim? Şıhı veya Şeyhi fark etmez. Peki Alparslan Türkeş bu tür Alparslan, pardon İsmail Hocam, Alparslan Türkeş Arusu cemaatine bağlıdır. Çınar Hoca'nın mürididir. Çınar Hoca da Bedirhani bir Kürttür. Yani Çınar bugünkü Hoca, Bedirhanlardan Bedirhanlar, Kürt, üç ayağında. Bugünkü Barzanilerin temelde kurduğu bu Anadolu'da Cizre merkez. Efendim? Bugünkü Said-i Kurdi'nin ekolü geldiği. Harusi cemaatine bağlıdır ve hem mürşit kişisi de Çınar Hoca'dır. Bedirhani Çınar Hoca'dır. Bedirhanlar Kürttür. Aslında orijinde Yahudidirler. Cizre merkezde Botan Emirliği'nin ayağıdırlar. Yani Seyit Ahmet Arvesi var. Seyit Ahmet Arvesi'nin büyük dedesi Fehim Arvesi de ilk Kürt siyasi hareketi Seyit Tahaoğlu Ubeydullah ayaklanması 1880'de Ubeydullah'ın akıl hocasıdır. Hem Seyit Taha'nın Fehim Arvesi halifesidir. Hem de Seyit Taha'nın oğlu Ubeydullah'ın da akıl hocasıdır. İlk Kürt siyasi ayaklanması 1880 Ubeydullah ayaklanmasının başörtüdür. 1880 Ubeydullah ayaklanmasının organizatörleri de İngilizlerdir. 1830 Ramazan Hocam. Orada belki tarihte bir yanlışlık olabilir. 1830 olarak 1880 İsmail Hocam. 1877-78 Rus Harbi'nden sonra İngilizlerin Osmanlı politikası değişiyor. Osmanlı'dan sonraki senaryoyu hazırlıyorlar. Ermeniler ve Kürtler üzerinden. Kürt başkenti şehirlerini de ilk 1002 sene sonra ayaklandırıyorlar. 1826. Tam tarihi 1826'da Güzelce ayaklanması anlaşması vardır. 1826'da Güzelçay Anlaşması vardır. Ama bu anlaşma İran'ı yöneten Kaçar Hanedanı ile Ruslar arasındadır. 1824-26 Rus İran Savaşı'ndan sonra Rusların galibiyetiyle bittikten sonra Güzelçay Anlaşması'yla bugünkü Azerbaycan toprakları Rusların kontrolüne geçmiştir. İsmail Hocam onu herhalde o öyle bir tarih var.
Bakın, Osmanlı'da sadece 1828-29'da var bir tane. Tamam. Bak, onu sana şöyle okuyayım. Araştırdığım makaleden çünkü. Orada tarih yanılgıları olabilir. Ben seni burada yanlışsın falan demiyorum. Benim araştırdığım makaledeki aynen yazıdan aldığım alıntıyı okuyorum sana direktmen. Nakşibendi Muhammed... Dinliyorum ben İsmail Hocamızı bir şekilde. Ha. Nakşibendi tarikatının kurucusu asıl Muhammed Bahattin bin Muhammed olan Şahı Nakşibend Muhammed Bedühüddin Buhari'dir. Buhari 1318-1389 Nakşibendi tarikatının ölümü. Başka bir şey devam ediyorum altında. Devam edeceğim. Bir az daha. Kolunu Kur'an ile Kürt Mevlana Halidi Bağdadi, doğumu 1779, Süleymaniye, ölümü Şam. 10 Haziran 1820. Süleymaniye, Kuzey Iraklı Yahudilerin merkezidir İsmail evet, Hocam. Kesinlikle. Halidi kesinlikle. Bağdadi orijinde Yahudidir. Ama kesinlikle. Şimdi şöyle bir olay var. Aslında Kadiri Şeyhidir. Kadiri Şeyhi, Kadiriler süfistik bir cemaattir. Şimdi Kadiriler geldiğinde bakın diğer cemaatler tarafından sevilmez. Tamam. Ramazan Hocam bir toparlasın. Kadiriler diğer cemaatler tarafından sevilmez. Yayından sonra konuşalım. Hocam. Çünkü ben şey yapayım. Kadiridir Halid-i Bağdadi ama Kadiriler diğer cemaatler tarafından sevilmez. Çünkü Kadiriler Cengiz Han İran'a geldiği zaman, Abbas hilafetini yıkacağı zaman Cengiz Han'la beraber hareket etmiştir. Cengiz Han'ın torunu Hülagi ile demek istiyorsun. Abdülkadir Geylani dışındaki hiçbir Kadiri diğer cemaatler tarafından benimsenmediği için Halid-i Bağdadi'yi Nakşi lansmanıyla ikinci lanse etmiştir. Ama aslında Nakşibendilik Maturidi itikadındadır ve Nakşibendiliğin orijininde işte Buhara'da, Orta Asya'da kurulmuş bir cemaattir. Ama pasifize olduktan sonra II. Mahmud tekrar Nakşibendiliği Eşar İslam olarak Halid-i Bağdadi üzerinden lansman yapmıştır. Bunu daha sonra konuşalım bu konuyu. Ramazan Hocam sen şimdi son 2 dakikada toparlamanı tamam. Soru sorunca böyle oluyor. Konu bir soru da sana sormuşlardı. Geçen seneki yayın döneminde. Atilla'cığım biliyorum. Bu bir başlı başınca tarihten girdiğimiz zaman başlı başınca bir yayın konusu oluyor çünkü. Çok çetrefilli mevzulara giriyor çünkü bu tür tarihi. Ben konularına... güncelden devam edeyim. Devam edeyim. Sen Ramazan Hocam senden istirham ediyorum. 25 geçe programı kapatalım ki toparlarsan tabii ki daha buradayız inşallah önümüzdeki dönemlerde yine yayınlar yapacağız. Onun için kısa toparlamanı, özet geçmeni 25 geçede kapatmayı istiyorum. Yeterli oldu diye süremiz düşünüyorum. Sakın sizi kısıtladığımızı değil ama süreyi de çok uzatıp yayının şeyini de ilk program olması sebebiyle kaçırmak da istemiyorum. Bir son anonsu daha yapayım. Kapanışta da bir daha yapacağım. Hemen 1 dakikada yapacağım anonsumu. Beyaz enerji operasyonunu yürüten Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi eski başkanı Kurmay Albay Aziz Ergen Komutan Cumartesi gün Haber Asi'nin ve sosyal medyanın daki ekran yüzümüz olan Facebook sayfasının konuğu olacak. Yine ben sunumunu ve haber enkırmanlığını yapacağım programın. Cumartesi gün akşam mutlaka daha dolu düzgün bir yayınla sizleri bekliyorum. Buyurun Ramazan Hocam. Şimdi o dönemde ben Ülke Ocakları Başkanlığı yaptığım dönemde 76-77 yıllarında Şule Yüksel Şenler diye bir kadın yazar vardı. Onun Huzur Sokağı isimli kitabından başladık biz olaylara. Genellikle bizim Ocak'taki seminerlerde biz bu Şule Yüksel Şenler'i devamlı işledik. Şimdi demek ki onun dışında Emine Işın Su da var tabii. Ona benzer birçok yazarlar da var. Şimdi tarikatçılık olayı daha çok bu dönemlerde yani 70'li yıllarda Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayağı işlemişti. Ocaklarda da işlemişti. Ve hatta şöyle oldu. Bizim sokaklara yazdığımız sloganlar değişti. Hedefimiz Duran, rehberimiz Kur'an demeye başladık.
Ondan sonra biz bunu hep sokaklara yazdık. Ondan sonra dedik ki en sonunda da olaylar başladı, çatışmalar başladı. Ülkücü şehitlerin sayısı artmaya başladı. Kanımız aksadı, Zafer İslam'ın sloganını çıkardık. Sanki İslam için savaşıyormuşuz gibi. Ve bize karşı kurşun sıkanlar İslam'ın dışında İslam düşmanı, biz de İslam'ı koruyormuşuz gibi savaşmaya başladık. Ben de bu çatışmaların içerisinde naçizane bulunmuş bir insanım. Önce onları söyleyeyim. Ondan sonra şunu da canlı bir hatıra olarak aktarmak isterim. Alparslan Türkeş vefatından önce Abdullah Çatlı'nın kazasından sonraydı. Bandırma'ya gelmişti. Şimdi Bandırma'ya geldikten sonra burada Ali Efendi var bizim. Tatlıcı Ali Efendi dediğimiz. O da Nakşibendi kolundan el almış veya işte neredeyse şeyhlik derecesinde yükseltilmiş ilkokul mezunu. Ama oğlu da hem oğlu da daha önce Doğru Yol Partisi'nde, daha sonra da Adalet Kalkınma Partisi'nde birkaç dönem milletvekilliği yapmış bir kişi Ali Efendi. Bandırma'nın tatlıcısı olarak bilinir. Yani tatlı yapar, dondurmacılık yapar falan. Şimdi bu Ali Efendi'yi ziyarete gitmiş Alparslan Türkeş. Ben oteline gittiğimde onun nerede olduğunu sorduğumda korumasına, korumalarından birine Tatlıcı Ali Efendi'yi ziyarete gitti dendi. Ve Tatlıcı Ali Efendi o zaman bizim Tatlısu'da istirahat ediyormuş yazdığında. Onun yanına gitmiş, onun elini öpmüş diye bize bilgi aktarılmıştı o zaman. Onu da söylemiş olayım Tatlıcı Ali Efendi'yle. Şimdi Tatlıcı Ali Efendi nerede? Tatlıcı Ali Efendi rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Tatlıcı Ali Efendi bizim Bandırma'da bir tekke camisi var. O caminin yapılışında, tadilatında daha doğrusu emeği geçmiş bir insandı Ali Efendi. Caminin avlusuna gömüldü. Caminin avlusuna defnedilebilmesi için Bakanlar Kurulu kararı gerekliydi. Oğlu milletvekiliydi Adalet Kalkınma Partisi'nde, AKP'de. Milletvekili olduğu için sanıyorum Bakanlar Kurulu kararı çabuk çıktı. Ve Bakanlar Kurulu kararıyla şu anda o da aynen o cami avlularında defnedilen ermişler, evliyalar, erenler gibi hürmetli bir şekilde defin edildi. Şimdi Atatürk'ün CHP'sinden çok partiyle, işte çok parti hayatı geçmemizde gerçekten bu türlü tarikat baskılarını bütün partiler gördü. Milliyetçi Hareket Partisi de en fazla görenlerden bir tanesi. Ve bugün halen biz bunun devamını hissediyor muyuz? Hissediyoruz bana göre. Neden hissediyoruz? İşte Milliyetçi Hareket Partisi Adalet Kalkınma Partisi'nin yanına gittiği için, ona sonsuz destek verdiği için 15 sene eleştirdikten sonra son 5 senede birdenbire aniden dönüş yaparak onun yanında yer almasından dolayı biz onları o şekilde artık kabul ediyoruz. Şimdi 1925 yılında çıkarılan tekke ve zaviyelerin, türbelerin seddine ve türbedarlıklar ile bir takım ünvanların men ve ilgasına dair bir 677 sayılı kanun var. Bu kanun hala yürürlükte. Kanun yürürlükte olmasına şimdi rağmen orada bir ekleme kanun yapayım sana. 1934'te zaten Atatürk bunu tamamen tekke ve zaviyeleri men ederek kapatıyor. Yani bu durum zaten 1934'te net vuku buluyor. Tüm tekke ve zaviyeleri kapatıyor. Biraz önce konuşmamızın, sohbetimizin başındaki söylemde zaten bunu Diyanet'e bağlıyor. Buyur. Şimdi bu kanun halen yürürlükte. Yürürlükte olmasına rağmen bu kanunla ilgili ne bir suç duyurusu yapılabiliyor? Bütün tekkeler bana göre faaliyette şu anda Türkiye'de. Ne de bir savcı soruşturma açabiliyor, ne de bir kapatma kararı verilebiliyor veya hukuki işlem yapılabiliyor. Demek ki yani bu kanun bana göre kadük dediğimiz bir olaya geldi artık olay. Hem kaldırmaya cesaret edemiyorlar kanunu, çıkarmaya cesaret edemiyorlar. Hem de uygulamaya cesaret edemiyorlar. İki garip taraf, uygulamaya korkuyorlar. Yani şimdi uygulanmayan bir kanunla böyle karşı karşıyayız. 677 sayılı kanunu herkes açsın bir kere bir okusun. Ondan sonra görecekler yani. Hocam, süremiz şimdi bitti. Toparlayayım tabii, toparlayayım. Az daha geri yaslanırsan şimdi, cihazları had edersin. Seni güzel görürüz. Sen Türgav'dan, Ensar'dan bahsettin ya. Şimdi Türgav, Türgev
pardon Türgav değil, Türkiye. Türkiye Gençlik Vakfı açılımı da onun o. Tabii tabii ama bunların hepsi Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernek statüsünü almışlardır. Buna benzer tabii ki onlarca vakıf var, onlarca dernek var. O statü verilerek kurulmuş dernekler. O statüyü almamışlar ama o statü verilerek, yani onlar o statüde devam edecekleri için statüleri bu. Onun için öyle dernek kurmuşlar. Aslında o statüde çalışıyor mu dersen tam onların tersindeki biraz önceki anlattığımız cemaat, tarikat, siyaset üçgeninin arasındaki tam bir şeytan bermudası. Tanımlama yapmamız evet. Gerekiyorsa böyle. Kamu yararına çalışan dernek statüsünü aldıkları için şu anda devletten ve hazineden veya işte o belediyelerden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de onlara çok yardım yapıyormuş daha önceden. Ankara Büyükşehir Belediyesi de aynı şekilde tabii ki. Bu dernekler şimdi nereden besleniyor? Yine bizim paralarımızdan, vergilerimizden besleniyorlar. Ve muhteşem bir şekilde yapıları var. Muhteşem bir şekilde faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Şimdi ben bütün bu dernekler, vakıflar kapatılsın, revizyon edilsin derken kapatıldıktan sonra tabii ki revizyon edilmesi lazım, yasalara uydurulması lazım. Şimdi ben bir olayı daha hatırlatmak istiyorum burada. Tamam, Fatih Sultan Mehmet'in çok kısa lütfen. Onunla tabii son vereceğim. Fatih Sultan Mehmet'in Edirne'de yaktırdığı bir tarikat var. Kuyuları açtırıp da kuyularda yakmış olduğu Hurifi tarikatı var. Şimdi bu Hurifilerin hepsini Anadolu'dan toplatmış Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet ki bizim İstanbul'u fetheden kumandan, ne mutlu kumandan diyen ve gerçekten İslam'ın birçok konuda önderliğini yapmış. Onun döneminde Mekke, Medine tamir görmüş veya ihya olmuş. Fatih Sultan Mehmet tarikatların gelecekteki tehlikesini hissetmiş ve Hurifi tarikatını getirmiş, Edirne'de toplatmış, kuyulara dökmüş tekbir sesleriyle orada bu tarikat yok edilmiş ve imha edilmiş. Şimdi Osmanlı'yı yıkan unsur olarak bu Hurifi tarikatını görmemiz lazım. Arkasından gelen diğer tarikatları görmemiz lazım. Aynı tarikat saldırısını biz şimdi şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde görüyoruz. Ama Atatürk düşmanlığıyla bunlar ortaya çıkıyorlar. Ama başka bir şekilde ortaya çıkıyorlar. Veya işte Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan dernek statüsünde ortaya çıkıyorlar. Ve bu tarikatlar işte en son FETÖ olayında da yaşadığımız gibi yüz binlerce insanlarını, bakın yüz binlerce diyorum çünkü devletten atılan insan sayısı anladığım kadarıyla bu sadece FETÖ'den atılan insan sayısı 200 bini geçti. Demek ki yüz binlerce insanı bunlar devlete sokmuşlar. Şimdi aynı şey Menzil dergahı için geçerli. Aynı şey Süleymancılar için geçerli. Onlar da yine devletin içinde her tarafta görev alıyorlar. Ve onlar şu anda daire başkanı oluyorlar, genel müdür oluyorlar, şube müdürü oluyorlar ve alt kadrolarını da yerleştiriyorlar. Hademelerine varıncaya kadar bütün kadroları, bütün devlet makamlarını aynı kendine... şey Nurcular'da geçerli, aynı şey Adıyamanlılar'da geçerli vesaire vesaire. Ramazan'da o kadar çok ki bunları anlatmak, yani bu birkaç program yapsak cemaatleri gerçekten Türkiye'de siyasetle bağlantısını deşifre edemeyiz. Yani onlar onlardan besleniyor. Siyaset cemaatlerden, cemaatler de siyasetin cebinden besleniyor. Ve onları güdümlüyor. İşte en iyi İslam tarikatının kendilerine ait olduğunu, en iyi inananların kendilerinde olduğunu vesaire. Bunlar her ikisini birbirine, birisi oy deposu olarak gördüğü cemaatleri kendi lehinde, onlar da para kaynağı olarak devletin referanslarını kendi yanlarında hissederek siyaseti kullanıyor cemaat takımında. Bunları böyle anlatırsak gerçekten yıllarca sürer gider. Ancak şimdi, toplumun biraz ben, önce Atilla'nın da... Bak şunu sorarak konuşmamı sonlandırayım. Şimdi yarın hepimiz ölümlü insanlarız. Öleceğiz. Şimdi mezara gideceğiz. Şimdi mezarda bir sorgulama usulümüz olduğu söyleniyor ve mezarda cevaplandırmamız gereken sorular öğretiliyor bize çocukluğumuzdan beri. Ve yarın ahirette aynı şekilde sorguya çekileceğimiz söyleniyor. Peki
biz ahirette ve mezarda sorgulanırken, Allahu Teala bizi sorgularken bize şeyhimizi soracak mı? Mezhebimizi soracak mı? Tarikatımızı soracak mı? Şıhımızı soracak mı? Şimdi bütün şey deniyor ki soracak deniyor. O yüzden sana şeyhini soracaklar deniyor. Ben Urfa'da öğretmenlik yaparken orada görüyordum. Ben o düşünceye inanmıyorum Ramazan hocam. Tabii ki o düşüncede olan insanlara saygısızlık etmek adına değil ama şimdi Allah-u Teala bize eğer bir dine mensupsak bugün dört tane semavi din var. Bugün dört tane dünyada en büyük din olarak kabul edilen dört tane semavi din var. Dört tane dinin de ayrı ayrı kitapları var. O kitaplara biz ne diyoruz? Rehber. O kitaplara bir de o dinlere peygamberler göndermiş. Eğer peygamber bizim örnek kişiliğimizse insan olarak, eğer kitap bizim rehberimiz, yol göstericimizse, ben Allah'la benim arama peygamber dahi giremeyeceğini düşünürüm. Çünkü Kur'an diyor ki, az önce yine söyledim, papağan gibi tekrarlamış olmayayım ama İkra suresinde diyor ki seni yaradan Allah'ın adıyla oku. Oku ne demek? Bilgili ol, alim ol, okuduğunu sorguladır. Sorgulamayan bir Müslüman, Müslüman bile olamaz benim gözümde. Benim nezdimde ya da benim düşüncemde hocam. Şimdi bir anonsumu daha yapayım. Bir cümlem daha varsa alayım Ramazan hocam. Atilla zannediyorum şarjı bitti. Varsa bir cümlem şimdi daha alayım. Bir son anonsum var. Kapatayım programı. Şimdi eğer biz gerçekten Müslüman isek ve gerçekten İslam dinine tabi isek, diyorum ki ben hem İslamiyet'i bozduğumuzu düşünüyorum hem de Müslümanlığımızı zedelediğimizi düşünüyorum. Yani o yüzden ben diyorum ki tarikatlar, cemaatler hepsi kapatılsın. 677 sayılı yasa uygulansın. Şimdi hepsi revize edilir. İnsanlar inançlarını... Cemaatler, bu tür düşüncedeki tüm cemaatler ve tarikatlar, seninle birlikte ben düşüncedeyim ama cemaatler, tarikatlar kapatılırken topluma gerçekten yararlı dernekler, federasyonlar veya ona benzer vakıflar var. Bakın gerçekten yararlı. Mesela İstanbul'da bir tane var, cemaat ya da topluluk var. Bu yaşlı insanlara hizmet veren, onun gibi gerçekten insanlık üstü değerde insanlara hizmet veren vakıf, böyle vakıflar kapatılmasın. Ama gerçekten vakıfları arka bahçesi olarak ya da cemaatleri arka bahçesi olarak kullanan, siyaseti kendisine nevalanacağı alan gören, siyasetin de o cemaat ve tarikatları kendilerine oy deposu alanı olarak görmelerine engel olmak için bunların gerçekten Atatürk'ün tekke ve zaviyeleri 1934'te kapattığı gibi ve Diyanet İşleri'ni kurduğu gibi güzel çerçevesi çizilmiş, yasalar içinde sınırlanmış, kontrolü sağlanan bir toplum haline getirilsin. Yarın bir de şunu, bakın şunu bir ekleyeyim, yani bunu da bilgi olarak ekleyeyim. Nakşibendi tarikatı demiş, altına cemaatleri yazmış. Bir, Menzilciler, İskenderpaşa cemaati, İsmail Ağa cemaati, Süleymancılar, Hazneviler, Yahyalı cemaati, Erenköy cemaati, Tufancılar, Kıbrisiler, Zilan cemaati, Yankol Mankol, Reyhaniler, Hacegan cemaati, Arvasiler, Akfırat cemaati, Halidiye kolu, Şeyh Muhammed Nair Erzincani, Bilvanis grubu, Gülen cemaati, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Cemiyeti şu anda biliyorsun Cumhurbaşkanı'nın teşvik ettiği bir dernek konumuna geldi. Yani o da kamu yararına çalışan teşvik bir dernek konumuna geldi. Teşvik ettiği ve aynı zamanda da koruması gibi de diye, koruması altında, kolları altında, şemsiyesi altında diyebileceğimiz bir şey. Evet. 40. Ucacılar. Teşekkür ediyorum. Işıkçılar. Bak bir dakika bitireyim şunu. Işıkçılar. Yeni Asyacılar. Yeni Nesilciler. Aczimendiler. Meşveretçiler. Biz bunların hangisine gireceğiz bakalım. Kendimize bir yer bakalım. Zehra grubu. En lüks Zehra oteli hangisi veriyor bize Ramazan hocam? İşte yani hangisi çekici geldi? En lüks oteli hangisi veriyorsa ona girelim. Tamam, Zehra Vakfı var.
Kurtoğlu Vakfı var, Sungurcular var, Yazıcılar var, Medrese Alemleri Vakfı var, Alvarlı Efe Cemaati var, Hayrat Cemaati var, Norşin Dergahı var, Galibiler var, İcmalciler var, Tillocular var, Muhammediye Cemaati var, Halisiye var, Üveysler var, Şeyh Osman Cemaati var, Zembililer var, Hüseyinliler var, Farukiler var, Bilal-i Nadir Cemaati var, Kesnizane var, Şettariye var, Cerrahiler var, Uşakkiler var, Şabaniyeler var, Mısriyeler var, Ticaniler var, Ruşeniye var, İpek Yolu var, Sümbüliye var, Nasuhiye var, İbrahimiye var, Kubbealtı Cemaati var, Çorum Dergahı var, Ramazan Cemaati var, Marifler var, az kaldı bitiyor. Antakiler var, Marufiler var, Ayda Rusiye Cemaati var, Sayyadiye Cemaati var, Zeyniye Cemaati var, Sebsebiye Cemaati var, Kantaniye Cemaati var, Maşrukiler var, Aksarayiler var, Edirneviler var, Yakubiler var, Kabayiler var, Kemaliler var, Zeyniyeler var, ondan sonra Çiştiye var, Zühreverdiye var, Sabiriye var, Nazmiye var, Şazeliye var, ondan sonra Simaviler var, Çizmeciler var, Aleviye, Alevilerle alakası yokmuş bunun, Derkaviye var, bir de Mevlevi tarikatı var. Bunların dışında da Mustazaflar var, Fulkancılar var. Şimdi gibi Ramazan hocam. Böyle tarikatların Türkiye'de onlarca cemaat var. Tarikatları şimdi, Türkiye'de anlatmakla bitmez. Türkiye'de Yahudilerin biraz önce konumuzun başında Atilla'nın da anlattığı gibi 70'e yakın tarikatı zaten Yahudi asıllı İslam kisvesi, şemsiyesi, kamuflajı altında kurulmuş Batı meşeli bu tür cemaatler zaten var. Türk toplumu ya da İslam toplumu kendi bilincini, kendi kültürünü, anlayışını, Kur'an ahlakını, toplum anlayışını geliştirmedikçe biz biraz önceki söylediğim gibi ovadaki güdülen bir hayvansı düşüncenin ürünü gibi kışkışlanıp otlandırılıp güdülürüz. Sorgulayan toplum olmadığımız sürece. O zaman şuna herkes dikkat etmeli. Maraşal Fevzi Çakmak sözünü tekrar Mustafa Kemal Atatürk de aynı şeyi söylemiş. Onu tekrar edelim ve öyle kapatalım. Cemaat ve tarikatlar Haçlı seferleriyle Anadolu'da bıraktığı ileri karakollardır. O zaman biz bu ileri karakolları tuttuğumuz müddetçe bağımsız Türkiye'den bahsedemeyiz. Bağımsızlığı savunan solcu arkadaşlar da buna dikkat etsinler. Ya orada düşünce ya da insanların görüşünü değil ama insanlar hangi toplumda olduğunu etrafına bakarak tanımalı. Bu hafta cumartesi gün Beyaz Enerji Operasyonu'nu yürüten Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Eski Başkanı Kurmay Albay Aziz Ergen Komutan misafirimiz olacak. Cumartesi gün 20.30'da inşallah beklerim. Bu haftaki yayınımız Haber Asi'den ve sosyal medyadan aynı zamanda YouTube'dan ortak yayınladığımız yayınımız bu akşam sona eriyor. İnşallah cumartesi gün görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar bütün dinleyicilere. Selamlar. Hürmetler, iyi akşamlar. İyi akşamlar.